siyasi ve hukuki sonuçları. Yargılanma hakkını da göz önüne tutmak lazım. Burada net bir başarısızlık var. Terör nereden gelirse gelsin. Hepsine karşı. Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin nabzına Habertürk'e hoş geldiniz. Türkiye adım adım sistem değişikliğinin oylanacağı tarihi referanduma doğru gidiyor. Başladı süreçte. Yüksek Seçim Kurulu da süreci başlattı. Partiler de yol haritalarını belirlemeye başladılar. Milliyetçi Hareket Partisi bir genelge yayınladı Devlet Bahçeli'nin ağzından. Ve Sayın Bahçeli bu genelgede birazdan konuşacağız. Hatta daha yeni olduğu için de şu anda da can ataklı onu dikkatlice okuyor. Devlet Bahçeli aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilecek diyor. Ayrıntılarda neler söylüyor? MHP onu konuşacağız. Kuşkusuz AK Parti'yi, CHP'yi ve HDP'yi, diğer partileri de konuşacağız. Ancak dün AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in yaptığı açıklama partilerle yaptığı konuşma sırasında söyledikleri güne damgasını vurmuştu. Çok tartışılmıştı. %50'yi geçemezsek iç savaşa hazırlanın diyen il başkan yardımcısı AK Parti'den de tepki gördü gerçi ama Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel kişisel değil durumdan AK Parti sorumludur dedi durumla ilgili yaptığı açıklamada. Öte yandan Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı da Ozan Erdem hakkında soruşturma başlattı. Referandum sürecini, Elbap operasyonunu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye ziyaretini, öte yandan FETÖ'yle mücadeleyi de konuşacağız. Hüseyin Gülerce'nin FETÖ ana çatı davasında yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. Hepsini çok değerli isimlerle konuşacağız. Sonlar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı ve gazeteci yazar Cem Küçük bu akşam bizimle birlikteler. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler, hemen başlayalım. Ve gündemin önemli başlıklarını değerli isimlerle konuşacağız. Can Ataklı sizle başlayalım mı? Buyurun. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum genelgesi ile ilgili ayrıntıları konuşuruz birazdan. Siz de ona bakıyorsunuz ama şu başlıkla başlayalım. Sonra partilerin stratejilerine geçeceğiz zaten. AK Parti Manisa İl Başkanı'nın sözlerini siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani %50'yi geçemezsek iç savaşa hazırlanın şeklindeki bu açıklaması bir anlık bir gafletle söylenen sözler mi? Yoksa aslında planlı olarak mı söylendi? Şimdi, yoksa Özgür Özel'in dediği gibi Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu kişisel değil durumdan AK Parti'nin sorumlu olduğu iddiasında siz nasıl yani şimdi mesela? Tabii şimdi doğal olarak şöyle bakacağız. Yani bir parti bayrağı altında söylüyorsa sonuçta bir sorumluluğu da varsa o partide partiyi sorumlu tutarsınız. Ancak ben tabii daha şey bakıyorum. Yani konuşmanın bütününe baktığınız zaman orada başka şeyler de var. Mesela? Yani işte mesela bütün bu Musul Kerkük alacağız diyor. Büyüyeceğiz şeyleri var. Yani böyle bir takım hani toplumu o sırada duyduğunda hoşuna da gidecek sözler. Şimdi ama bütün bundan şunu demem. Yani bütün AKP bunu böyle düşünüyor. Bütün iktidar partisi evet çıkarsa şey hayır çıkarsa iç savaş çıkar gibi bir şey. Fakat benzer tahrikler yaptıkları da kesin. Yani önce Numan Kurtulmuş, sonra Başbakan, en son Cumhurbaşkanı. Yani hayır verenlere bir bakın bakalım. İşte PKK hayır diyor, IŞİD hayır diyor, efendim yani HDP hayır bu diyor. Bu olayda anında tepki verdi AK Parti yönetimi. Şimdi, ona geliyorum işte. Şimdi bu tabii taşraya doğru gittikçe biraz da işte o konuşmanın şehveti dediğimiz karşısında böyle coşkulu bir kalabalık bulduysa yani benim parti büyüklerim böyle diyorsa ben bir tık ileri giderim. Hani bir iç savaşı neye dayandırıyorsun kardeşim diye sorarım. Partinin buna tepki göstermesi olumlu bir davranış. Yani en azından bir referanduma giderken, yani sonuçta partilerin olmadığı, birini seçmeyeceğimiz, bir iktidarı değiştirmeyeceğimiz, yeni bir iktidar oluşturmayacağımız bir referanduma giderken toplumu böyle korkuya, endişeye itecek bir bu kadar ileri bir söyleme karşı çıkmış olmaları bence olumlu. Ama ben bundan sonra partinin diğer ana unsurların, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, kampanyayı hangi tonda,
Hangi üslupta götüreceklerini merak ediyorum. Şu anda bu ortaya daha çıkmadı. Çünkü ne Cumhurbaşkanı açık bir şekilde kampanyayı başlattı. Yani bir muhtarlar toplantısında bir de galiba bir SETA'daki bir gençlere yaptığı konuşmada. Ama ikisinde de beni kulağımı tırmalayacak dediği diyebileceğim. Yani hayır diyenlere de bakın. Ya da işte 15 Temmuz'un yanında olanlar, yani ona karşı direniş ve o darbe girişiminin bastırılmasında yer alanlar evet diyeceklerdir. Hayır diyenler de öbürlerinin yanında yer alacaktır diyerek böyle bir tür düşmanlık gibi, yani hani ülkeye ihanet eden, darbeye kalkışan ne kadar şey varsa, hani hayırcılar da onların yanında yer alacağını unutmasın gibi. Şimdi ama bundan sonra bir 25'i önemli tabii. 25'inde iktidar partisi resmi şeyini, çıkışını yapacak. Evet. Ama belli ki Cumhurbaşkanı işte yarın galiba bir Mardin mi? Maraş'ta bir toplu açılışta tahmin ediyorum konuşacaktır. Şimdi bu birkaç gün süren Körfez gezisi falan olunca hani oradan çok fazla bir şey gelmedi. Yani şeyle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı döndü diye biliyorum, bugün geldiler. İşte dönmüş olması lazım ki yarın oraya gidecek, hani bir geceyi geçirecek falan. Şimdi tabii yarından itibaren biraz daha bakacağız. Ondan sonra siz sert bir üslupla mı işte bilemiyorum. Ben de hayır, merakla bekliyorum. Yani işte başka programlarda da hemen hani hangisini yaparsa diyorum ki hiçbir şey demem. Yani o konuda bana ne yani ama şu anda iktidar partisinden yükselen bazı ifadeler gerek hani buna yakın gazetecilerin, yazarların yazıları, gerekse bazı partililerin söylediği bu gerginleştirmeyelim. Bir düşmanlığa falan yol açmayalım türünde. Özellikle herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani bu parti işi değildir. Biz parti olarak hiçbir şekilde hani bayrağımızla, flamamızla, rozetlerimizle, arabalarımızla falan olmayacağız. MHP'nin de öyle açıklaması şimdi var. Şimdi evet onu okuyordum. MHP de yasaklamış. Yani bizim irademiz dışında hiçbir evet kampanyası toplantısında parti bayrağı, işte amblemi, şusu busu kullanılmayacak diye. Ama şu anda iktidar partisinin her yerdeki, İstanbul'da gördüğüm tabii afişlerinde hep parti amblemi var. Yani en azından benim gördüğüm yerlerde bazı ilçe başkanlıkları asmışlar. Ha, onlar da aynı yani, kararı alırlar mı? Yürütülecek kampanyaya göre, yani ona göre sertleşecek. Bu işte, da işte bu şeyde yapılan Akhisar'daki işte Manisa İl Başkan Yardımcısının yaptığı açıklamalar gibi tabana doğru da yayılabilir bu sert işte açıklamalar. Şimdi bakın eğer buna müdahale etmiş olmaları. Öyle mi diyorsun? Gerçi bu ileri, çok ileri bir söz tabii. İç savaş. Evet. Yani adı bile insanı çok rahatsız ediyor. Ama hani öbür söylemi devam ederler mi? Hani işte PKK'nın evet dediği, dağdakinin evet dediği, teröristin evet dediği, şey hayır dediği bir konuda nasıl yer alırsınız? Çünkü başbakanın o ifadesi çok rahatsız edici tabii. Yani bir de yanlış, şu açıdan yanlış. Diyor ki teröristin hayır dediğine biz evet diyoruz. O öyle dediği için. Yani bu öyle bir şey oluyor ki sanki üçüncü bir kişi ortaya bir şey koymuş. Ondan sonra da soruyor. Sen ne dersin? Sen ne dersin? O da diyor ki yani onlar hayır dediğine göre ben inadına evet diyeceğim. Ama getiren zaten sensin. Yani onun için senin hani evet demenin bir inattan kaynaklanmıyor. Zaten sen getirdin. Sen istedin. Ama ona rağmen bunu söyleme. Ha bunun toplumda bir karşılığı olur mu? Oluyor. Mesela şimdi bir MHP'lilerden bir şey gördüm. Yani bu bildiride değil. Ha, başka. Toplanmışlar. Efendim evet demek AKP'ye destekse HDP'nin desteklediğine katıl, hayır dersem HDP'li olmayacağım için diyor. Yani evet dersem AKP'liliği kabul ederim. Ama hayır diyerek HDP'lilerin yanında olmaktan iyidir gibi. Yani demek ki bunun toplumda bir karşılığı var ki bunu söylüyorlar. Bu bakımdan bilemiyorum. Yani Tayyip Erdoğan çıkıp konuşmadan ben AKP'li o dedi bu dediği çok fazla ciddiye alamıyorum. Çünkü yani bugün çok yumuşatalım diyenler Tayyip Erdoğan yarın çok sert bir biçimde kampanyayı başlatırsa hiç kuşkumuz yok ki aynı sertlik hemen bütün sözcülere yansıyacak. Peki diğer konuklarımıza da soralım ama Cem Bey, Sayın Küçük, siz ne dersiniz? Bu yerel parti yöneticisinin sözlerine siz gerçi eleştiriyorsunuz ama nasıl, niçin bunu söylediğiyle ilgili bir şey var mı, tartışma var mı? Şimdi bu dediğiniz kişiyi ben bugün programlardan önce araştırdım. Bu Manisa'da güvenlik bürokrasisi, herkesi FETÖ'cü ilan eden güvenlik bürokrasisini ve yargı bürokrasisini çok zorlayan biriymiş. Galiba bir ara
Celal Bayar Üniversitesi'nde ders de vermek istemiş. Olmamış. İşte bazı sarkıntılık işlerinden dolayı net bilgidir bunlar yani oradan öğrendiğim. Bu olmayınca Celal Bayar'a da düşman kesilmiş. Halbuki Celal Bayar biliyorsunuz hem rektörü hem yardımcısı Bilal Birol Kovancılar FETÖ'yle ölümüne mücadele eden insanlar. Böyle bir tip. Bu dediğinin yani AK Parti'de herhalde kaçıncı sınıfa denk geliyor bilmiyorum. Yani ama bu partiyi ya da bütün şeyi bağlamaz. Kaldı ki parti hemen istifasını istedi, işlem yaptı. Savcılar harekete geçti. Bu doğru ama bunu tabii sadece AK Parti'de açısından değil. Ben mesela önümde videosu da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kan dökmeden bu anayasa gelmez de dedi. Yani o da üstelik eğer partiyi bağlar dedi Can Ataklı o sözler. Kemal Kılıçdaroğlu da kalktı. Kan dökmeden bu iş gelmez dedi. Sonra evet diyenler referandumda da meclise de evet diyecek olanlar ihanet eder. Bu hainliktir dedi. Yani bunları üstelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı söyledi. Ben bunların üsluplarının hiçbirini ben yani söylemin içeriğini doğru bilmiyorum. Bu her CHP'de de var. Ben bunları çok daha fazla söylerim. Özgür Özel dediğinizin daha geçen günlerde Osmanlı Hanedanı mensubu bir hanımefendinin bilmem kaçıncı eş olursun gibi bir kadına üstelik, evli bir kadına yakışmayacak çirkin sözlerinden daha neler söylerim. Yani buradaki mesele şu, AK Parti bilmem, ben şu an AK Parti, ben Tayyip Bey'in cumartesi günü SETA'da birlikteydik o konuşmasında. Önündeki anketlerde Tayyip Bey bence evet'i görüyor, AK Parti de görüyor. O önündeki anketlerin de ben iyi olduğu kanaatindeyim. Yani olumlu. AK Parti buradan evet çıkacağına inanıyor ama rehavete kapılmak istemiyor. Ona birazdan geçeriz evet, ama anketleri ama şu başbakanın hayırcıların bindiği PKK FETÖ gemisi yürümez. O şu demek. Sözlerini hayır, hatırlattı hayır. O şimdi ya, şudur. Ben onu söyleyeyim. Burada şimdi evet diyenler, hayır diyenler var. Hayır diyen CHP'nin %25 seçmenin hepsinin hayır diyeceğini düşünelim. Ben bir kısmının evet diyeceğini de düşünebiliyorum. %1-2. Onu Hakan Bey daha iyi yorumlar. CHP'yi seçmen olarak daha iyi biliyor. O manada değil. Ama şunu biliyoruz. Hayır, CHP'ler hayır diyor, doğru. PKK da hayır diyor. FETÖ de hayır diyor. Ama bu aynı gerekçelerle olmayabilir. Doğru. Yani CHP'nin %24'lük seçmenine kalkıp da böyle bir şey demiyoruz. Ama PKK hayır diyor. FETÖ hayır diyor. Diğerleri hayır. Bunu da altını çizmek lazım. Bunu da belirtmek lazım. Bunu da görmek lazım. Çünkü bunlar bu bir mesele geçtiği zaman eğer evet çıkarsa çok ciddi zarar göreceklerini özellikle FETÖ açısından, PKK açısından zarar göreceklerini siz düşünüyorlar. Siz de söylediniz yani evet diyenler de hayır diyenler de demokratik hakkını kullanacak bakın, vatan aile değildir. Hayır, elbette bakın evet de çıkarsa ben %55-60 arasında evet çıkacağına düşünüyorum. Her evet, yayında bunu ısrarla. Evet 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 çıkarsa bu milli iradenin zaferidir. Hayır çıkarsa da milli iradenin zaferidir. Ha, efendim hayır çıktı halk doğru karar vermedi demek yanlış. Evet çıktı millet bu işi bilmiyor demek de doğru değil. Hangi sonuç çıkarsa çıksın, ne çıkarsa çıksın bu milli iradenin zaferidir. Başımızın üzerinde yeri vardır. Bunu tanımamak, ya ben bugüne kadar ne yazık ki ben muhalefetten hep ya milletin aklıyla alay ettiler, ya göbeğini kaşıyan ayı dediler, bidon kafalı dediler. Yani milli iradeye ne çıkarsa çıksın saygı duymak lazım. Demokrasi böyle bir şey. Peki hem başbakanın bu açıklaması hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da vardı ya, hayır diyenlerin konumu 15 Temmuz'un yanında yer almaktır sözleri. Yani hem Sayın Erdoğan'ın hem Sayın Binali Yıldırım'ın bu sözleri tabanla nasıl etkiliyor? Ben onları hayır, ben onu şöyle, AK Parti'nin ben bunu FETÖ'cüler için, PKK'lılar için dediğini düşünüyorum. Burada kalkıp da CHP ya da hayır diyecek olan MHP ya da diğer seçmen varsa bunu kastetmiyor. Ama doğru, PKK'lılar hayır diyor. FETÖ'cüler hayır diyor. Diğer bazı hain gruplar, terör grupları hain diyor. Hain diyor. Burada CHP'nin %25'i hayır dediği hain olmaz. Böyle bir şey yok. Bunu da ne başbakan ne cumhurbaşkanı bunu kastetmiyor. Benim de gördüğüm kadarıyla sükunet içerisinde yani sakin bir şekilde gitmesi lazım. Parti bayraklarıyla olur, Türk bayrağıyla olur. Herkes istediği gibi propagandasını yapacaktır. Peki hayır diyecek özgür olan AK Parti ya da işte MHP seçmeni olacak mıdır size göre? AK Parti tabanında ben da şöyle düşünüyorum. Geçen ben yani her hafta sonu illere de gidiyorum. Ben gördüğümü söyleyeyim. Ben AK Parti tabanının %95'inin evet diyeceğini düşünüyorum. Yani bu %50'nin %48-49'unun belki %1'lik kızgın falan olabilir. MHP seçmenin Anadolu'dakilerinin en az Anadolu'daki MHP seçmeninin en az %70'inin evet diyeceğini düşünüyorum. Şehirdekiler öyle değil. Büyükşehir ve batıya doğru bu İzmir, Aydın oralardaki MHP'lerin önemli bir kısmının hayır diyeceğini düşünüyorum. Ben bir hesaplama yaptım 23-24 ilde Konya, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Erzincan, işte Giresun, Samsun bu tür Tokat filan. AK Parti ve MHP'yi topladığınız zaman bazı yerlerde %70, bazı yerlerde %90 ediyor. Ama bu iki kereki siyasete dört etmediği için
Bu her yerde öyle çıkacak değil. Ben ortalamasına vurulunca Güneydoğu'da PKK baskısı da olmayacağı için Kürt vatandaşlarımızın da daha rahat uykulanıp orada da ekseriyetle evet çıkacağını düşünüyorum. Yani benim tahminim hesabıma göre 55-60 arasında evet çıkacağı ama hayır çıkarsa da başımızın üzerinde yer alan milli iradedir. Peki AK Parti'deki %1'lik ya da 2'lik dediğiniz o şey bir kızgınlık dediniz. Ya, o, hayır o kızgınlık değil. Karşı, o şu. Şimdi AK Parti her dönemde şimdi %50 oy alıyor. Bugün seçim olsa gene o anketlerde sanırım gene böyle görünüş. Kimi ekonomik mesele olabilir, kimi başka mesele olabilir. Her zaman her partide blok olarak herkes evet demez. Herkes hayır da demez. Onu öyle bir pay bırakarak söylüyorum ama ben Tayyip Erdoğan sokağa indiğinde yarın Maraş'ta toplu açılışlarda cuma namazından sonra galiba bunu olacak. Ben AK Parti'nin bunu Tayyip Erdoğan'ın çok ileriye doğru iteceğini biliyorum. Size bir örnek vereyim. Bir de Sayın Erdoğan nasıl bir strateji yürütecek? Yani nasıl bir dil kullanacak? Onun yani canı Erdoğan, söyledi ya. Gergin bir şey mi olacak? Erdoğan'ın üslubu. Erdoğan şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir üslubu var. Bu üsluba göre bunun nimetlerini, evetin nimetlerini anlatacaktır. Faydalarını anlatacaktır. Başladı zaten. Hayırcılara da anlatacaktır şeyini. Sert bir politika izler mi ona bakacaktır bence. Yani sert politika izlemesini gerektirirse. Ama şunu söyleyeyim. 7 Haziran'dan önce Nisan ayıydı galiba. Bir anket geldi önüne. 38-39 AK Parti. Sokağa çıktı. Bilmem ne oldu. 41,5'lara kadar getirdi. Biraz daha olsa şey. Tayyip Bey sokağa çıktı oyu artırır. Çünkü insanlar o kararsız dediğiniz kitle Tayyip Bey'e bakar ve kitleleri bakın o gün SETA'da keşke ben bir muhalif olsaydım. O gün SETA'ya gelir. Oradaki 3-4 bin kişi kalabalık o kongrede. Erdoğan öncesi ve sonrası yani salona girdiği an sonrasında bunu bir görülmesi lazım. Tayyip Bey'in ben bütün liderlere bakıyorum böyle etki eden halka yani insanların konuşmak için yanında olmak için böyle etki yaratan yok. Hele de şimdi bu Anadolu'da ve sokaklara indiğinde kapalı alanlarda deyip ki Tayyip Bey kapalı alanlarda sadece tören gereği konuşuyor. Ben çok iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Ben Tayyip Bey'in önündeki anketlerde şu an evet'i görüyor Tayyip Bey. Yani bunu görüyor. Bakar, o gene sürekli araştırma yaptırıyor kendisi zaten. AK Parti de yaptırıyor. Buradaki mesele bu iyi geçsin. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı Bahreyn'e gitmeden önce işte bazı şeyler gelecek. Geldi ama rakam paylaşmadı. İşte ama sahaya indikten sonra daha net ortaya çıkacak dedi. Biraz aslında çok net konuşmadı orada. Ben söylüyorum bakın önündeki anketlerde 60 var. 58 var. AK Parti'nin önündeki anketlerde 55 var. Yani o şeyde. Bence AK Parti'nin benim konuştuğum bütün isimler yani ki bunlar çekirdek halka dediklerimin hepsi zaten bu evet'i görüyor ama rehavete kapılmıyor. O yüzden temkinli gidiyorlar. Ben yanılma payı her zaman olabilir ama kesin yani yanılabiliriz ama kesin evet çıkacağını düşünüyorum. AK Parti de böyle görüyor. Hele bir de şimdi bu Erdoğan rüzgarıyla Erdoğan sokağa çıktığı zaman onunla zaten yarışacak bir lider yok. Yani ağır sikletle tüy siklet yarışmasına dönecek bu iş. Yani hele bu yarın mesela Maraş'ta görülebilir. Ama gene söylüyorum, hayır da evet de çıkarsa bu milli iradedir. Yani efendim evet çıktı, millet aptal. Hayır çıktı, millet bu işi bilmiyor. Bu doğru değil. Peki. Hakan Bayrakçı, ne dersiniz? Öncelikle bu İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen toplantıda Ozan Erdem'in söyledikleri. Ardından da işte anketleri ve onlara geçeceğiz. Ne olabilir? Nasıl bir sonuç çıkabilir? Evet. Sizin ulaştığınız varsa. Ama önce şimdi, Ozan Erdem'in sözleri. O sözler aslında... Yani o sözlerin çok üzerinde durmak da enteresan olmaz çünkü... Bu arada Hakan Bey biraz rahatsız ama yayın davetinizi kırmadı, geldi. Ha, çok geçmiş falan, olsun. Evet, evet, izleyiciler biraz, belki fark ederler. Şimdi bir kere bizim Türk seçmeni tehdit tarzı bir üslubu sevmiyor. 1989 yerel seçimleri yaklaşırken iktidarda Anavatan Partisi vardı. Ve bütün İstanbul, Ankara, İzmir'i falan yani Türkiye'yi böyle eli kolu bağlı belediye başkanları görüntüsüyle afişler yaptırmıştı. Yani muhalefetten belediye başkanı seçerseniz bak eli kolu bağlı olur, iş göremez. Hükümete yani biz ona imkan vermeyiz. Bir çeşit tehditti bu. Sonra şaşırtıcı bir şey oldu ve o 45'lik koskoca Anavatan Partisi o yerel seçimde tam yarıya düştü. 22,5 aldı. Şimdi ama şunu görüyorum. Yani orada birisi konuşmuş, hemen anında istifa etmiş, parti dışladı filan. Yani AKP'nin bu tür bir hata yapacağını pek zannetmem. En azından bundan sonraki süreçte. Çünkü bu işleri hakikaten nasıl planladıklarını herkes biliyor. Yani bu konularda hassastırlar. Çünkü o söylem partiyi oy da kaybettirir, bilmem zarar verir. Yani hayıra çalışır o tarz yaklaşımlar. O bir. İkincisi...
Şimdi anketlerde evet, hakikaten son bir aydır, iki aydır evetler fazla çıkmaya başladı. Yani kimisi kararsızların dağıtılmamış hali itibariyle, işte kiminde 4 puan fark var, kiminde 6 puan fark var filan ama evet önde çıkıyor. Evet. Benim burada çok önemli bir hususa dikkati çekmek istiyorum. Yani bir rezervim var burada. Hem beni de çok rahatsız ediyor çünkü o bizim işi doğru bulmamızı da heyecana sokacak olan bir husus. Şimdi mesela bütün araştırma şirketleri de hemen hemen aynı durumda ama biz 2011 genel, 2009 yerel, Cumhurbaşkanlığının 52'si ve Haziran seçimi. 4 seçim üst üste rekor kırdık sonar olarak. Yani 52 dedik 52 aldı filan böyle. Kasım'da çok ağır bir yanılgımız oldu. Şimdi bizim Kasım'dan sonra bir daha burada böyle bir hata, yani evet dersin hayır çıkar, hayır dersin evet der filan bir hatalı sonuç bize ağır darbe vurur, sektöre de vurur. Evet. Ondan dolayı... Çok ince ve dikkatlisiniz yani. Evet, çok dikkatliyiz. İşte bakın şuna dikkat çekiyorum ben de bu konuda. Şimdi bir kere rakamsal olarak, orantısal olarak bugün 10-15 firma yaklaşık son bir aydır anket yaptıysa, bunların hemen hemen hepsinde, yani doğru dürüst bir ekipse bunlar, öyle bir seçimlik, iki seçimlik şirket değilse, evet 4-5 puan önde çıkıyor şimdilik. Fakat bir şeye dikkatinizi çekiyorum. O cevap vermeyen %15 ila 20 arası değişen kitlenin ben bu kez orantısal olarak dağılacağını düşünmüyorum. Çünkü bu %15-20 görüşünü belirtmeyen bir kitledir. Evet, biz Adil Gür'le geçen gün yaptığımız röportajları saat 17'de ciddi anlamda bir kararsız seçmenden, 5 milyon kararsız seçmenden bahsediyor. Aynen. Adil Gür. Ama o kararsız değil onlar işte. Onların bir kısmı kararını vermiş de söyleyemiyor araştırmada. Çünkü araştırma dediğiniz kahvede yapılmaz. Bilmem yolda, kaldırımda yapılmaz. Evin kapısını vuruyorsunuz. Zili çalıyorsunuz. Birisi geliyor, açıyor kapıyı, vatandaş. İyi günler efendim, ben son araştırma şirketinden geliyorum. Bir anket yapabilir miyiz falan. İn midir, cin midir, IŞİD midir, efendim ne bileyim FETÖ müdür, PKK mıdır? Yani vatandaşın üzerinde şimdi bir de OHAL korkusu da çöktü. Yani bir de iktidarda OHAL gücü var ya. Yani gerçek kararını tabii söylemiyor ki, tabii seçmen ki. Diyorsunuz. Ben bu hali 25 sene önce, 30 sene önce, yani Türkiye'ye araştırmacılık henüz yeni geliyordu 1983'te falan. Orada da insanlar hem bilmiyorlardı ne olup bittiğini hem de çekinirlerdi cevap vermeye. Kararsız oranlar hep böyle 25-30 çıkardı. Şimdi bakıyorum son 6 aydır, yani şu Temmuz darbe girişiminden beri aynı 30 yıl önceki gibi vatandaşın çok da konuşamadığı bir zemin oluşmuş. Yani bu baskı, böyle bir ortamda var, yoksa 15 Temmuz'dan sonra tedirginlik bir tedirgin şekilde. Çünkü bakın siyasi görüşü ne olursa olsun karşısında öyle güçler var ki, mesela IŞİD'ci ise ne diyecek? FETÖ'cü ise ne diyecek karşısındaki adam? Bilmem şuysa ne diyecek, buysa ne diyecek. Bir de şimdi hükümet yani OHAL gücü var. Hem evet demesi o kişi için risk, kararsızsa. Aynen. Hayır demesi de risk. Yok şöyle. Öyle mi? Şimdi işte bakın ben de onu söylemeye çalışıyorum. Karışık gibi gözüküyor ama net aslında. Söyleyin, netleştirelim. Normalde biz de bu kararsızlar çıkınca ne bulmuşuz? 44'e 40 mı veya 43'e 40 mı? Bunu orantısal dağıtırız çünkü bu böyle olurdu hep. Aşağı yukarı bir tahmin, net bir şey ortaya çıkardı. Yok, yani tabii o rakamı verirdik şey ve o rakam doğru çıkardı. Mesela Cumhurbaşkanı'nın 52'sini biz kararsızları orantısal dağıtarak bulduk. Peki. Şimdi burada ise kararsızlar yine orantısal dağılmayacak. Tıpkı geçen Kasım'da olduğu gibi. Endişem veya merakım şu, endişe değil de. Yani acaba diyorum o %17'lik, 18'lik kitleyi ne çeşit sorular sorarsanız sorun, hangi çaprazlara, hangi bilmem fikrini alabilmek için ne çeşit dolan başlı sorular sorarsanız sorun, en az %10-15 kime oy vereceğini, nasıl oy vereceğini söylemiyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Çünkü eğer arada bir 20-30 puan fark olsa dağıtırsınız orantısal ve böyle bir baskı ortamı olmasa, yani çekilme ortamı olmasa, bunu hükümet korku yaratıyor diye demiyorum. Yaratmıştır, yaratmamıştır ama vatandaşta bu korku var. 15 Temmuz gibi bir süreci yaşadı Türkiye'de. Elbette. Şimdi, peki bu görüşünü açıklamaya saklayanlar ağırlıklı olarak sizin kanaatiniz ne? Evetçiler mi, hayırcılar mı?
Şimdi hayırcılar mı bakın, ağırlıklı? Evetçi olsa daha rahatler diye düşünüyorum. Ama bu bir sade bakış. En düz bakış bu. Gerçi Isaac Newton gerçek sadelikte saklıdır der. Ama bazen de çok böyle ikinci, üçüncü kademeli şeyler de olabiliyor. Mesela adam evet verecek ama çevresinin bilmem neyinin veyahut birilerinin bu evet'i duymasını istemiyor olabilir. Şöyle bir örnek vereyim de anlayın. Haziran ayında bu 41 aldı ya AKP birinci seçimde. Evet. Biz de tam isabet bulduk. Harika. İki tane çalışma yaptık üstüne. Anketlerde yine 42-43 çıkıyor. Bir iki puan artmış çıkıyor. Neyse seçim malum bitti. Yanılgı. Bütün araştırma şirketlerinde felaket yanılgı. Sonra ne işi çözdüm. Tabii ki araştırarak çözdük ama canlı örneğini de şöyle vereyim. Bir tanıdığım var. Eczacı. Karı koca ikisi de senelerdir MHP'ye oy verirler. 25 senedir. Ne yaptım falan diye konuşurken abi dedi bu sefer dedi AKP'ye verdik dedi. Aa dedim siz ikiniz falan. Ya dedi işler durdu, eczane siftahsız bilmem ne falan filan malum bir ekonomik sıkıntı olmuş. E peki dedim senin hiç anket yapıldı mı? Yapılmadı. Peki yapılsaydı sana bir anketör gelip kime oy vereceksin deseydi AKP'ye vereceğim der miydin? Diyemezdim abi dedi. MHP derdim yine dedi. O 4 puan MHP'den AKP'ye gidip geçişini, geri geçişini. Böyle geçti diyorsunuz. Yok izleyemedik. İşte bu nedenle gizledikleri için siz seçmene ne sorarsanız sorun. Neyse laf uzatmayayım. Şu anda, olarak şunu söyleyeyim. Şu anda da öyle bir dönem diyorsunuz. Şu anda öyle bir dönemin doruğundayız. Çünkü bu lokal anketler yapıyoruz biz mesela çeşitli ilçe ve il belediyeleri için. En son künye verir misiniz? En son ne zaman anket yaptırdınız? Bir künyesini vererek nasıl bir sonuca ulaştınız? Şey mi? Evet hayırla ilgili. Evet hayırla ilgili. Yaptınız mı yakın zamanda? Yaptık tabii. Bir hafta 10 gün oldu ama onu açıklamadık. Bu tedirginliğimden ötürü. Öyle mi? Yani ben bu 1,5 ay içinde niye o karar, bakın görüşünü belirtmeyen kitlenin orantısal dağılacağına inanmıyorum bu sefer. Dağıtmadan söyleyin. Dağıtmadan. Söyledim ya demin 43'e 40. 43'e 40. 43 evet. 40 hayır çıkıyor. Ben normalde 30 senelik meslek hayatımda böyle bir şey söylemem. Dağıtılmış halini söylerim. Derim ki 52 bu bilmem 48 bu. Kararsızlar %50. Ama bu sefer öyle olmayacak. Peki ne olacak abi, daha çözemedim. Şu an yarın mesela bu pazar seçime gitsek size göre ne olur? Referandumu sorun. Genel seçim. Yok referandum. Girdik pazar günü gittik referanduma. Şu anki izlenimlerinize göre. Hangisi kazanacaksa 1-2 puan içinde biter. Ben fark olacağını şu an için düşünmüyorum. Evet mi çıkar? Evet de çıkabilir. Hayır yani başa başlar şu anda. Kararsızlar ne kadar peki? %100. Kararsızlar 17-18 işte. Sizde yüksek. Sizde de ya bakın. Bütün anket şirketleri bunu net bir şekilde söylüyorlar. Çok şimdi, ciddi bir kararsız var. Bakın, birkaç ay önceydi. Faruk var ya bizim arkadaşımız. Sizin. Faruk Acar. Faruk Acar. NDR da 2 ay önce miydi neydi? Bir sonuç açıklıyor. Ben de dinledim tesadüf televizyonda. Faruk dedi ki ben dedi evet şu hayır bu %20'yi dedi kararsız diyorum. Dağıtmıyorum orantısal. Çünkü evet, dedi nasıl dağılacağını bilemiyorum dedi. Türkiye'nin nabzına biraz ara verelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Devam ediyoruz programa. Halk ne diyecek sorusuna biraz yanıt aramaya çalışıyorduk. Hakan Bayrakçı sizin sözünüz yarım kaldı başbakana gidince. Şimdi 2-3 ayrı konu söyledim. Onları tekrar etmeme gerek yok. Dinleyen hatırında kalmıştır. Bir çekindiğini konuya ve kararsızların gerçek söylemediğini. Evet, bir onu söyledim. Aynen. Bir tane onu söyledim. Söylemediklerini, korktuklarını evet, söylüyorsunuz evet, yani. Bir de o tehdit tipi yani iç savaş çıkar onu o hatayı yapmaz AKP. Yani yapan birisi olduğu zaman da münferittir ve hemen absorbe edilir ve edildi. Ki yapıldı evet. Şimdi bir diğer husus bu ilk referandum tartışmaları çıktığı sırada partilerin saflarının belli olduğu aşamada yani Devlet Bahçeli'nin götürüp işte anayasayla ilgili ilk hamlesini yaptığı sırada ben 2-3 açık oturumda evet cephesini AKP-MHP, hayır cephesini de CHP-HDP oluşturursa bunu siyaseten çok kullanırlar ve de kullanmaları da normaldir. Buna başka bir formül bulun diyordum. 3-4 aydır buna siz evet, de hatırlarsınız. Bizim yayınlarda da söyledim. Bakın şimdi birinci plana bunu aldı iktidar. Bu bir faullü vuruş değil. Çok normal. Siyaset yapıyorlar. Problem şu. Yani şu hayırcıların bindiği PKK FETÖ gemisi yürümez sözleri mi? Veya ona benzeri her çeşit söz. Yani buna şimdi siz eğer HDP hayır diyorsa, CHP de hayır diyorsa
PKK da hayır diyorsa, FETÖ de hayır diyorsa, evetçilerin hepsi doğal olarak dönüp o hiç sevilmeyen öteki kitlelerle sizi aynı kefede olduğunuza dair bir algı yaratmaya çalışacaklardır. Bunu 3-4 ay önce anlatıyordum ben. Haddizatında bu referandumun, yine bu sözümü hatırlar mısınız bilmiyorum, en kritik olayının HDP olduğunu, çünkü HDP hangi safta olursa o safın kaybedeceğini, evet, söylemiştim. Hep söylemişiz. Bunu anlattım. Peki. Bir soru sorabilir miyim? Yani buyurun. Anketlerde çıkıyor bu. Buyurun. Çok merak ediyorum. Can Bey, buyurun. Yani Cumhurbaşkanı da Başbakan da şu ifadeyi kullanıyor. FETÖ hayır diyor. FETÖ'nün sözcüsü kim şu anda ve kim hayır dedi? Yani FETÖ adına biz kime inanacağız? Kendi açıklaması var ya. Kimin? Terörist başının kendi açıklaması var. Ne, hangi sözü? Şey, FETÖ şeyi, referandum konusunda. Evet. Bunu hani evet onaylamadığı anlamında. Hayır demek anlamında söyledi. Değil, bilmiyorum hayır, ama. Direkt, hayır yani direkt, hayır evet, açıklayan hayır bir yani, FETÖ mensubu var hükümet mı? Hükümet neredeyse hayır. O karşısında Fethullah zaten. Gülen, yani bunu. Fethullah Gülen terörist başı. Zaten bunu ima etti. Direkt o hayır evet. Hayır ama o zaman neye dayanarak? FETÖ'de evet hayır FETÖ'ye diyor. FETÖ'ye bakıyorsun. Terörist başına bakıyorsun. Terörist başı dedi bu. Öyle mi dedi? Evet evet. Ya şimdi evet, hayır dedikleri tamam zaten yani, belli de evet, demese evet, bile olay belli canım. Olay ortada. Evet yani. Çok net yani. Yani sonuç olarak diyorum ki. Ama sonuçta hayırcıların ya da eleçilerin ne kadar çıkacağını bilmiyoruz ama onlarca kişiyi yani hepsini böyle PKK ve FETÖ'yle yan yana koymak, o gerginliği daha da arttırmak toplumun yararına olur mu? Elbette ama. En büyük vuruş gücü bu, evet'e dair. Önemli bir silah. Bunu kullanacaklardır. 4 ay önce de söylüyordum. Söylemiştiniz, evet. Şimdi burada problem şu, asıl problem şu. MHP seçmeninin, kaç kabul ederseniz edin, 12 veya 15. Ya Haziran'ı kabul edin 16,5, ya Kasım'ı kabul edin 12, neyse. Bu seçmenin normal şartlar altında çok büyük çoğunluğu hayır verirdi. Sadece Cem Bey'in de tarif ettiği Anadolu dağılımına da uymak kaydıyla. Yani batıya gittikçe hayırcı MHP'li çoğalır. İçeri girdikçe evetçi MHP'li çoğalır. O tarif doğru. Cem Bey %75'lik bir bölümünün evet diyeceğini şimdi, söyledi. Şimdi, tabanının da. Tamam onunla ilgili kanaatli bir şey söylüyorum. Şimdi şayet hayır cephesi HDP, PKK, FETÖ gibi bir şeyden oluşmasaydı diyorum. Muhalif MHP'li isimlerde bayrak açtıktan sonra gerçekten o %13'ün 14'ün her neyse MHP'nin oyu çok büyük bir kısmının hayır vereceğine emindim. Ama burada tablo şu oldu. Birincisi Devlet Bahçeli evetin peşini bırakmıyor. Ben daha geri durur zannediyordum. Çok kararlı evet. Hem son attığı sosyal mecliste evet dedi hem de dışarıda da evet rüzgar estiriyor. En son 2 gün önce yaptığı sosyal medya hesabından diyeceğim odur ki evet, yine evet, bir kez daha evet, sonuna kadar devlet, ebediyete kadar millet. Çok kararlı. Dinledim de çok, yani çok Devlet Bey de hiçbir konunun üzerine bu kadar kararlı gitmemişti. Keşke Haziran seçiminden sonra bir koalisyon hükümeti kurulma olayında da o kadar sessiz olmasaydı. Şimdi bu evete meraklı olduğu kadar keşke o zaman da hükümetin kurulmasına meraklı olsaydı. Bu kişisel yorumumdur. Şu anki tabloda MHP seçmeninin en azından yarı yarıya olduğunu gözledim. Ama önümüzdeki 2 ay içerisinde başta ekonomi olmak üzere bütün diğer faktörlerin devreye gireceğini ve sırf o faktörler sayesinde hayır oylarının bir miktar daha artabileceğini söylüyorum. Yani hayır cephesinin yapacağı büyük yanlışlık veya büyük doğrulardan ötürü değil. Örneğin CHP bu konuda doğru bir hareket yaptı. Ara sıra tabii CHP de doğru bir şeyler yapıyor yani. dedi ki Türk bayrağı açıyorum. Yani Türk bayrağıyla ben bu kampanya yapacağım dedi. CHP bayrağıyla yapmayacağım dedi. Dolayısıyla o konuda şu anda CHP'nin gidişi çok iyi. Sayın Erdoğan odaklı bir karşı bir strateji şeyi de geliştirmiyorlar. Ama Hakan Bey, evet. Bak, samimi yani görüşüm şu an son derece bilimsel söylüyor. Yani Bahçeli'nin koalisyon kısmına katılmıyorum ama evet, orada doğru çok, yani anlatmaya orada, çalıştı gerçi Devlet yani Bey. MHP'yi o dönemki yani AK Partiler arası istediği kadar kötü olsun, Devlet Bey'in ya da MHP'lilerin HDP ile koalisyon kurması eşyan tabiatına aykırıydı. O tutmazdı. Biz onu demin Canan Tak ile başka bir yerde... O da ayrı bir mesele. Olmaz tabii. Yani. O asla olmazdı. Onu şeyi söyleyeyim ama dediklerine yani şey olarak katılıyorum. Çünkü
AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nın önündeki veriler de böyle söylüyor. Onu da söyleyeyim. Yani sadece oranlar farklı. Rahim Bey, çok teşekkürler. Sabırla evet. beklediniz. Sizin bitti mi sözleriniz? Bitti bu. Devam hocam. Edeceğiz ama şu ana kadar olan yorumlarla ilgili sonra sizin daha geniş... Sabah kadar konuşacağım galiba. daha geniş konuşacaksınız. Rahim Bey'den özür diliyorum. Sabırla bekledi. Çok teşekkürler. Ama burada iki tane reklamımız olunca böyle maalesef süremizde sıkıştı ama devam edeceğiz. Siz reklam alın canım. Programa. Reklamlar patronların baş makalesidir yani. Evet. Evet, çalışanlar öyle için böyle kesinlikle. Bir ara verelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Hakan Bayrakçı, Rahim Ercan Ataklı ve Cem Küçük'le birlikte gündemin önemli başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Rahim Bey, şimdi dinlediniz, sağ olun, epey de sabırla beklediniz. Bir saat sonra size gelebildik ama. Başbakan girdi araya. Başbakan da araya girdi. Sabredenleri nadirattan görüyorsunuz herhalde. Evet. Tekrar teşekkür ettiniz. Şimdi referandumda evet. özellikle şeyle başladık. AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı'nın sözleriyle başladık evet. ama onunla ilgili birçok şey söylendi. Bilmiyorum ne söylemek istersiniz evet, yani ama. Onunla ilgili söylemesi gerekiyor. Arkadaşlar söylendi, dile getirdiler şununla devam zaten. Edelim istiyorum yani ben. Yani kabulü mümkün olmayan, zaten kuşkusuz. Partisi derhal tavır koydu evet. ve istifa etmek zorunda kaldı. Siz seçmenin, halkın nasıl bir tavır göstereceğini referandumda ne diyorsunuz? Hangi kanaattesiniz? Hakan Bayrakçı'yı, Cem Bey'i, Can Bey'i dinlediniz. Şimdi şöyle. Neye göre seçmen karar verecek? Neye bakacak? Bizim milletin bir arif tarafı vardır. Yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyeti yüksektir bizde. Evet. Bu bir. İki, Hakan Bey demin bir şey söyledi. Hani tehdit vari ifadeler ters teper mealinde bir cümle. Bana şunu hatırlattı. ANAP var. O zaman Büyük Türkiye Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi SHP. Hangi SHP, yılı söylüyorsunuz? SHP. Kaç yıl? Hangi? Evrenin. Hayır. Milliyetçi. Hayır. İlk şeyi demiyor musunuz? 83. 12 Eylül'den sonraki 83'ü söylüyorum. İşte, evet. Milliyetçi Demokrasi Parti. Parti evet. Halkçı Parti. Milliyetçi doğru. Milliyetçi Demokrasi Partisi, Halkçı Parti. MDP, HDP, ANAP. Üç parti. Evet. Peki. O zaman ANAP'a şans verilmiyordu. Üçüncü dedi. Evet. Aynen. Şans verilmiyordu. Fakat Kenan Evren dedi ki, bu ne dedi? Televizyona bir konuşma yaptı. Bu ne dedi? Her şeyi ben biliyorum havasında konuşuyor. Bu adama oy vermeyin dedi. Sen misin bunu diyen? Millet gitti. Turgut Özal'ı iktidar yaptı. O bakımdan siyasetçilerin hakikaten oy talep etmesiyle emrediyorum oy ver. Bu olmaz. İkincisi, bu hain, iç savaş gibi ifadelerin asla ve kat'a ağza alınmaması, hatta kalpten geçmemesi. Zira biz yeni bir döneme giriyoruz. Bir demokratik harekete giriyoruz. Nedir o? Bugüne kadar mahalli seçimler, genel seçimler yapılırdı. Erken seçim olurdu, normal zamanda olurdu. Ama artık hayatımıza referandumlar da girmeye başladı. Bundan sonra daha sık da karşılaşabiliriz. Şimdi milletçe hepimize düşen bir milli maç havası gibi 16 Nisan'ı şölene çevirmektir. İzninizle burada bir parantez açayım. Az önce il başkan yardımcısının sözlerinden bahsettim ama başörtülü bir genç kızın saldırıya uğraması üste. Evet. Daha sonra akşam saatlerinde yine haber merkezine düşen CHP'li hayır kampanyası yürüten iki kadının işte saldırıya uğraması İzmir'de. İşte öte yandan işte il başkan yardımcısının sözleri. Tüm bunlar bir kutuplaşmanın sonucu mu? Bu şekilde mi gidecek şimdi Türkiye? Şimdi biz 80 milyonluk ülkeyiz. Referanduma. Evet. 80 milyonluk ülkeyiz. Sayın Başbakan Malta'ya gidiyor. Yani Malta küçücük bir ada işte, nüfusu belli. Orada bile uç hareketler olabilir. Ancak topluma düşen bunu reddetmek, kabul etmemek, o insanların da zaman içinde aklı selime gelmeleri ve dönmeleridir. Nitekim işte o genç kıza minibüsteki saldırı ve bunu yapan da üstelik bir başka kendi hemcinsi. Yani şunu yaşıyoruz aynı anda eş zamanlı olarak. Bir tarafta kuyuya düşen bir köpeği kurtarmak için ne kadar güzel hep beraber bizzat veya dualarımızla yardımcı oluyoruz. Öbür tarafta 16 yaşında başını örten bir kızcağızı linç etmeye kalkışan bir başka kadın. Ya da CHP işte iki veya, tane kadın hayır kampanyasını yürütüyor. Veya kendi dünya görüşüne göre, kendi fikrine göre doğru olduğunu kabul ettiği bir davranış içindeki insanları cezalandırmaya kalkışmak. Bu son derecede yanlış.
demokratik imkanlar içinde, hürriyet içinde, serbestiyet içinde her vatandaş ister evet der, ister hayır der. Bu kendi tercihidir. Burada o tercihleri değiştirme kabiliyeti, ikna etme gücü siyasetçilere düşer. Tabii ki o siyasetçiler neticede siyaset yapıyorlardır. Karşı tarafın canında acıtacak bazı şeyler söyleyebilirler. Bu siyasetin tabiatında var. Evet, onu peki kararsızları, özellikle ciddi anlamda bir kararsız kitleden bahsediliyor. Ve bu kararsız kitlenin de işte görüşlerini saklıyorlar ağırlıklı olarak. İşte görüşlerini saklamaktan yanalar. Çünkü tedirginler ve çekiniyorlar. Şu an 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan süreçten dolayı. Hakan Bey de dedi ya, işte kapısını çalan kişinin işçi mi olduğunu, FETÖ'cü mü olduğunu, ne olduğunu bilmediği için tam gerçek görüşünü söylemiyor. Şimdi, bu özellikle kararsızların üzerinde nasıl etkili olacak? Şimdi, kapıyı çalan kişinin kim olduğuna dair tedirginliği bu masadaki hepimiz dahil yaşarız. Bu tabii normaldir. Kimdir hakikaten, necidir, işte bu kadar polisiye vakalar yaşanmakta, olaylar olmakta, o doğrudur. Hele ama devlet memuruysa ya da evet, ticari yani, işleri varsa. Olabilir elbette. Hayır, sıradan vatandaş da aynen, sıradan vatandaş da tedirgin oluyor. Evet, yaşar. O doğru. Fakat kararsızların ne kadar olduğunu anketçiler ilan ediyorlar, söylüyorlar. Ne var ki o insanlar hakikaten kendi görüşleri itibariyle, kendi iç dünyaları itibariyle kararsız mı bilmiyorum. Ama bir fikirleri olduğunu düşünüyor. Evet, bir fikirleri vardır mutlaka. Bir ikincisi, gerçekten henüz kararını vermemiş olan bir kitle de mevcuttur. Ancak Cem Bey'in de konuşmasında ifade ettiği gibi Sayın Erdoğan liderdir. Bakınız, biz şunu defalarca gördük. Bir yerde partinin çok önemli bir ismi, çok çok önemli bir ismi konuşuyor. Tayyip Bey'in selamı geliyor. İnanın adeta tavan çökecek şekilde alkıştan yıkılıyor ortalık. Tayyip Bey yarın meydanlara çıktığında bu o yüzdelerin gerçekliği daha artacaktır. Ancak Can Bey zannedersem temas etti. Acaba Cumhurbaşkanı sert diye yönelecek midir diye. Nasıl bir strateji yürütecek henüz belli değil AK Parti'nin. Biz defalarca dinledik. Arkadaşlarımız da muhtemelen dinlemiş olabilirler. Sayın Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin diğer temsilcileri defalarca şunu dile getirdiler. Sertleşmeden, kutuplaştırmadan uzak duracağız. Kutuplaştırmamaya dikkat etmeliyiz, üslubumuza dikkat etmeliyiz dendi. Özellikle bu kutuplaştırma ile ilgili halkta farklı bir algı evet, yaratacağı. Evet, aynen bu kelime kullanıldı. Anladım. Ve doğrudur. Doğrudur. Ne dedim demin? 16 Nisan bu başlıkta Türkiye Gazetesi'nde yazımı da yazdım bu şekilde. 16 Nisan referandum şöleni olmalıdır. Yani bir futboldaki milli maçta gösterdiğimiz dayanışmayı, kardeşliği, yakınlaşmayı artık hayatımıza giren bu referandumlarda da yapmalıyız. Zira meseleyi sadece bu teknik taraflarıyla tartıştığımızda veya konuştuğumuzda esasını kaybediyoruz. Nedir bu? Neden çıktı bu tartışmalar? Sebebi şu. 1980 yılında bir darbe yapıldı. 82'de bir anayasa yapıldı. Bu bir darbe mahsulü anayasa. Bugüne kadar bu anayasa 18 kere değişti. 19. değişikliği bu 18 maddeyle yapmış olduk. 21 madde meclise geldi. Komisyon bunu 18 maddeye düşürdü. Asıl olan, arzu edilen, aslında beklediğimiz siyasetçilerin de münferiden partiler olarak arzu ettikleri neydi? Yeni bir sivil topyekun, A'dan Z'ye, ilk maddeden son maddeye kadar yepyeni bir anayasa yapmaktı. Fakat bu yapılamadı. Bu yapılamayınca böyle bir formül ortaya çıktı. Neden çıktı? Şundan çıktı. Çünkü daha evvel 2007'de yapılmış olan anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi.
367 krizinden sonra. Evet, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Şimdi seçimle iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanı, seçimle iş başına gelmiş bir hükümet başkanı. Ha bugün taraflar aynı kaynaktan, aynı partiden geldikleri için birbirlerine karşı olan muhabbet, sevgi ve saygısından dolayı herhangi bir ihtilaf, kriz, sıkıntı ülke yaşamadı. Ama bu hep böyle gidecek değil. Öyleyse dendi ki bu çift başlılık ortadan kalkmalı. Zira bunun geçmişte de işte Sezer Ecevit hadisesi meşhur, yaşanmış örneği var. Bu ileride de yaşanmayacaklar anlamına gelmez. Tedbiri baştan alalım ve anayasada değişiklik yapalım. Önce başkanlık sistemi dendi. Tahmin ederiz MHP'nin başkanlık sistemi yerine cumhurbaşkanlığı sistemini tavsiye etmesi, onda uzlaşmaları iki partinin üzerinde de cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Belki buna Türk tipi başkanlık sistemi de peki, denebilir. Siz tabii hukukçu olduğunuz için biraz da öncesinden alıp bugüne getirmek istiyorsunuz. Fakat biraz daha hızlı ilerlemek adına seçmen bunlara mı bakacak? Yani maddelere mi bakacak? Hayır, İçeriye seçmen, mi bakacak? Seçmen yoksa, inandığı insana bakacak. Ha, neye bakacak kim, seçmen? Kim kime inanıyorsa ona oy verecek. Bakınız arkadaşlarımız gerek yaptığı çalışmalara göre gerekse kanaat olarak referandum sonucunun ne olabileceğini dile getirdiler. Kanaatlerini bizim kanaatimiz daha farklı. Nedir kanaatimiz? Biz referandumun %60'ı aşacağı kanaatindeyiz. Hı. Niye? Şimdi Cem Bey 55 kaç 60 diyecek? Arası. 60 arası. Siz 60'ını 60'ı üstün. Aşacak diyorum. Siz neden aşacak? Neden çok aşacak? Basit bir izahı var bunun. Bir parantez açabilir miyim size? Buyurun. Peki, konuyla çok ilgili de. Şimdi inanın şu anda yani seçim yarın sabah alınsa gerçeği tam anlamıyla tespit edemediğimiz için 63 de olabilir, 44 de olabilir. Yani bir araştırmacı o kararsız 17, mezurasını 18. doğru ölçemiyorsa metresi her sonuç çıkabilir. Ne demek istediğimi anlatabildim çok yani. Şimdi benim izahım çok benim anlatmam şeyim. Çok basit. Evet. Onun için 60 bile hayal değil demek istedim. Ha, evet. Yani olabilir diyorsun. Ben uzak bir ihtimal değil. 60'ı aşacak diyorum. Ben hayır, şundan dolayı hayır bakınız. Hayır da fazla çıkabilir. Bugün bu ülkede %52 oy almış ve iş başında olan bir cumhurbaşkanı var. Ve bu cumhurbaşkanına olan muhabbet, bu ülkenin vatandaşlarındaki muhabbet eksilmemiş artmıştır. 15 Temmuz'daki gösterdiği davranış ve tavır kahramanlıktır. Bunu kim yaparsa yapsın. Bir küçük virgül Hakan mı? %60'ı da aşabilir mi? Evet oyları. Şunu demek istiyorum. Hayır 54 de olabilir. Evet bilmem 60 da olabilir. Yani araştırmacı yakalayamıyorsa rakamı her çeşit şaşırtıcı olasılık rakam çıkabilir. Anladım. Çıkabilir. Buyurun. Şimdi %52 artmadığını kabul edelim. Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen oyda artmadığını kabul edelim. %52 orada var. Yerinde duruyor. En kötü ihtimalle yerinde duruyor. Ki arttığı kanaatindeyim. Peki. İki, MHP'nin oyları var. MHP'nin demin Hakan Bey'de de %14'ler civarında. Peki biz dördünü kaybettiğini kabul edelim. Muhalefet şundan bundan dolayı işte Batı vesaire her neyse. Geriye kalır kılçıksız %10 oy. Ne yapar bu? %62 yapar. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen oylarda artmalar, CHP'den gelmeyeceğini nereden biliyoruz? HDP'li seçmenden gelmeyeceğini nereden biliyoruz? %65'e kadar yolu var bize göre bu referandumun sonucu. Kayıtlara da düştü zaten. Kayıtlara da düştü. Sözümün de arkasındayım. Özal'la ilgili Can Ataklı'nın şeyinden bir iki cümle edeyim Özal'la ilgili. 87 tamam. Referandumu çok söyleniyordu onun için. Şimdi bir Cem Bey çok özür dilerim. Şurada bir notum vardı. Onu bir müsaade ederseniz buyurun. Tamamlayayım. Efendim demin Sayın Ataklı, Sayın Bahçeli için dedi ki koalisyon kurmaya da bu şeye evet dediği kadar aynı hevesi Hakan Bey mi dedi? Hakan evet. Bir arkadaşım söyledi. Şimdi Sayın Bahçeli hevesle siyaset yapan bir insan değil. Bakın Sayın Bahçeli bugün her şey söylenebilir ama Sayın Bahçeli'nin devletine, milletine olan bağlılığından kimsenin şüphesi olamaz. Kuşkusuz. O gün bu ülkeye koalisyonların hangi
hangi zamanları kaybettirdiğini bildiğinden dolayı koalisyonu kabul etmedi. İyi ki de kabul etmedi. Sonrasında tek parti iktidar oldu ve Türkiye istikrarı yakaladı. Peki. Yeniden Türkiye bir koalisyon macerasına girmedi ve bu defa da neden evet dediğine şu cümle çok önemli. Sayın Bahçeli bunu söyledi. Dedi ki devlet ayağa düşmesin diye biz evet diyeceğiz. Millet ziyan olmasın diye evet diyeceğiz dedi. Evet, teşekkür ederim. Özal'la ilgili bir şey diyeyim Cenab-ı Hak'a geçmeden. İzninizle burada örneğin onu birazdan konuşalım. Sayın Devlet Bahçeli'nin işte Özal'ı ben bir söyleyebilirim Cenab-ı Hak'a geçmeden. Şimdi bu 1987 referandumu çok söylenir. Yani 4 siyasi yasaklı olan lidere referanduma götürdü, eve çıktı ve Özal'ın ilk aldığı mağlubiyettir denir. Bugün bazı köşe yazarlar da onu yazmış. Ben Turgut Özal, yani Türk sağ siyaset geleneği içerisinde benim Menderes gibi, Tayyip Bey gibi büyük bulduğum liderlerden. Türkiye'nin bugün şu içinde bulunduğumuz özel televizyonları varsa ve Türkiye bugün çağ atladıysa bunu Özal'a borçluyuz. Yani ceplerdeki kredi kartları tabii, varsa. Bir sürü şeyi. Ama bence orada Özal, ben hala bunu mesela üniversiteye başladığımda okurken hiç anlamamışımdır. Ya temel siyasi hak konularında Özal gibi bir dehanın o dört parti lideri niye referanduma götürdü? O yanlıştı. Zaten o dört lidere, o temel yani temel hakkı olan siyaset yapmayı zaten vermeliydi. Buna referanduma verince zaten milletin o zaman da evet diyeceği belli. Ben o günkü gazetelere bakıyorum yani şeylerde. Zaten evet'e dönmüş. Yani temel, Özal gibi bir liderin temel haklar konusunda yapması... Binde birle yani. Yani şeydir, olsun ama birle olsun. Var. Gene de şey... Yani bu şuna benziyor. Yani Kürtler ana dilinde konuşsun mu konuşmasın mı filan gibi böyle saçma bir şeydi o. Çünkü temel haklar referanduma gidemez aslında. Orada çok kritik hata yapmış. Peki. Onu söyleyeyim. Can Bey siz yazınızda evet oylarının yüksek gibi bir gösterilmesinin bir algı operasyonu olduğunu söylüyorsunuz. Nedir bu cümlelerin arkasında yatan gerekçe? Hayır, sınır için. Bir algı mı yaratılmaya çalışıyor? O tabii şey, Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin yazısı üzerineydi. O şöyle bir cümle de yani yazının özü şuydu. Evet rüzgarı tersine döndü. Diye. Ben dedim ki yani evet rüzgarı hiç yoktu. Çünkü neden? Evet yani 330'da geçtikten sonra bir kere şöyle bir rahatlık vardı. Yani MHP tamam. İşte MHP'nin Rahim Bey anlattı. Yani dedi ki yani %4-5 hadi file verdi. Gene 10 kalıyor. Tayyip Erdoğan'a da %52 ile oy verilmiş. Bunu yani tamam aritmetik her zaman geçerli olmaz siyasette ama yani hadi oradan iki daha açık 60'a geliyor. Yani şimdi böyle bir hava vardı. Onun için dedim ki yani evet rüzgarı yoktu. Yani böyle bir toplama yaptılar ve buradan %65'lik bir blok var. Buradan nasıl olsa evet çıkacak rahatlığı vardı. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla anketler bunu çok net vermiyor. Yani Hakan Bey'in anlattığı o burada daha belki rahat söylüyor ama belki bazı başka araştırmacılar bu rahatlıkla konuşmayabilirler ama şu sıkıntıyı görüyorlar. Netlere bakıyorlar. Hatta burada programda Faruk Bey şurada oturuyordu. Ben yanındaydım. Dedi ki tam dedi bir şey diyemiyorum. Onun için dedi ham şeyi verdim. Yani netleri söyledim. 41 hayır, 43 evet. Yani netler bunlar. Onun bu kadar insan. Öyle dedi, ha, öyle dedi. Ondan sonra siz de dedi kararsız. Kararsızları eşit dağıtırsam 54'e 48 çıkıyor dedi. Ama burada eşit dağıtmak doğru mu değil mi? Onun için ben böyle bırakıyorum dedi. Şimdi ben iktidar tarafına baktığım zaman ne görüyorsunuz? Çok rahatlık görmüyorum. Yani bir şey var. Yani kazandık canım. Yani nasıl olsa kazandık da. Hani keşke 60 da kazansak. Hani 51-49. Rahim Bey %60'ın üstünü işte görüyor. Onu söylüyorum ben. Yani ama görüyor. İlk defa ben Rahim Bey'den duydum. Yani %60'ı da geçeriz diye. Ama burada bu diye. Hava vardı canım. Ona ne diyorsun? Nasıl? Yani ben çok kendilerinden emin. İkisi hem, hayır ben Cem Bey'in hem ama bir dakika Bey'in. Ben iktidar tarafına bakıyorum. Yani bir, şimdi bak. Senelerce bu işin içinde olunca yani gözlerden, ifadelerden biraz anlıyor. Yani çok böyle hani bitti ya bu iş. Ha sen siyasi iktidarı siyasi iktidarı söylüyorum canım ben bu masayı kastetmiyorum. Ama bu masada şimdi, farklı bir hava var şu anda. Burada öyle. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı %52 oyu ben çok evet halkın %52'si Tayyip Erdoğan'a verdi. Zaten onu istiyordu gibi bakmıyorum. Neden? Sebep şu. Çünkü o bir seçim yarışıydı. Adaylar çıktı. Adaylara bakalım. Bir tanesi Ekmeğin. Bir bölge partisi Demirtaş dedi ki arkadaş biz varız. Aday oldu. Ve onlar bir yerde şeyi görmek istediler. İlk seçimlerden önce
ne oy alıyoruz? Yani ben çıktım, hani HDP'li bir başkana ne oy veriliyor? %10'u geçiyor, geçmiyor, onu bir görelim. İkinci aday kim? İkinci aday ne diyor? Belirsiz bir aday çıktı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi akla ziyan bir kararla gitti, dedi ki Ekberettin İhsanoğlu. Kim önerdi? Bahçeli. Devlet Bahçeli. Oturdular. En doğrusu budur. Hem İslami kimliği var, hem efendim işte model kimliği var. E işte bunu bir şey yaparız, Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarız. Peki seçim yarışı nasıl oldu? Bir tarafta mevcut anayasadaki görev, yetki ve sorumluluklara göre konuşan bir CHP, MHP çatı adayı. Yani neredeyse görev anlatırken yani yabancı elçilerin şey itimat mektuplarını işte şöyle alacağım, böyle sıkacağım diyen bir adam. Öbür tarafta ise sürekli icraat anlatan, köprü yaptık, yol yaptık, baraj yaptık, onu uçtuk, oraya gittik, Türkiye böyle oldu, şu kadardı, milli gelir, artış falan. Ve ben bunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Sonuç olarak belki CHP içinden de, MHP içinden belli ki ağırlıklı bir kesim. Dediler ki ya yani ola ki biz kendi adayımıza oy verdik. Yani ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hiç olmazsa zaten iktidarda. E bunu da zorluyor. Ya bana ver gitsin. Yani o 52 hakikaten 52 mi? Çünkü neden? Arkasından aradan bir yıl geçti. Bir yerel şey yaptık. Genel seçim yaptık. E AKP'nin aldığı oy 41. Yani 13 puan fark var bak. 13 puan geri düştü. Peki ha. Oradaki belirleyici olan ama işte tekrar 49 50'ye yakın miydi yani, yani bence tekrar onu çıktı. Daha belki sonraki yıllarda daha sağlıklı. Yani evet. O nasıl oldu da 3 ayda birdenbire 7-8 puan arttığı. Burada da konuşabiliriz ama artık ona gerek yok. Ya ben geldiği noktayı söylüyorum. Yani 53 bir kişi pat 41'e düştü. Ki orada kebil peki, olmasına rağmen. Can Bey orada peki milliyetçi seçmen ya da Türk kökenli seçmenler kim etkili oldu peki sonrasında? İkisi de. Yani. Hayır, oldu canım yani şimdi Cumhurbaşkanlığını mı diyorsunuz? Hayır, 7 Haziran diyorum arkasından 7 da 1 Kasım. Bakın, 7 Haziran'la bakın o ara şu anda çok sıcak. Yani bazı şeyleri söylememiz belki hoş da oldu ya da yanlış anlaşılabiliyor. Yani şimdi sen seçim bittiği akşam bunun sonu kaostur diyorsun. Sonra birdenbire bombalar patlamaya başlıyor. İnsanlar ölmeye başlıyor. Bir panik havası. Ve ondan sonra anketler hani Hakan Bey yanıldı diyor ama şimdi bir bakıyorum ya 20 şirkette aynı anda yanılıyor. Çünkü neden? Hepsi 7 Haziran sonucuna çok benzer sonuç çıkacağını söyledi. E ben sokağa çıktığım zaman esnafa gidiyordum. Abi ne olur? Şey Adil Gül hariç. Valla tamam canım yani şimdi yani hepsine birden bakınca o bir tanesine aykırı diye de bakabilir. Sonuçta şöyle bir psikoloji oluştu. Benim gözlediğim. Hı. Abi ne olur ya diyorum ki bilemiyorum ama işte anketler aynı diyor. Hadi ya. E ne oldu? E bir daha mı seçime gideceğiz? Şimdi peki. Bak biri bu. İki aynı sonuç çıkarsa o süreçteki patlayan bombalar verdiğimiz yitirdiğimiz canlar kaybettiğimiz değerlerle bakınca bu HDP hükümete mi girecek? Mesela bir kesimi öyle korkuttu. Bir kesim de ya bunlar gene 3'ü 5 aramayacak. Ortalık birbirine girecek. E o zaman ya ver gitsin demiş olabilir. Yani o ayrı. Yani anladım. Oradaki bir rakam şeyi ekleyeceğim Can Bey'in sözü. Bu AK Parti rahat mı değil mi referandum konusunda ona dair bazı şeyler söyleyeceğim. Tabii not alayım sizden o soruyu söylersiniz tabii bakın, ki. Ben gözlemimi söylüyorum. Yani şöyle bir hani gözlemini dediğiniz gere alakalı gere değil benim söyleyeceklerim. Şimdi AK Parti'deki bu devam ediniz. Bölmeyin. AK Parti'nin rahat olmaması meselesiyle ilgili bu tedirginliği neye bağlıyorsunuz? Şimdi bak şunu görüyorum. Nasıl bir tedirginlik görüyorsunuz? Ben de çok yerden alıyorum haber. Ne alıyorsunuz? Bir kesim AKP'lilerin tamam ben oyumu gene oraya vereceğim ama yani bu başka bir şey. Burada vermem. Ya da zaten ne istiyor? Bu kadar güçlü daha ne istiyor? Yani niye istiyor? Düşüncesinde oldukları konusunda ciddi emareler var. Yani şimdi bunu rakamsal olarak dökemem. Oranı %5'tir, 10'dur diyemem. Ama eğer gönülden bağlı bir şekilde bir partiye oy veren ve bundan sonra da oy vereceğini söyleyen benim de tanıdığım bazı insanlar benim yüzüme yok ben bunda hayır vereceğim ya diyorsa AK Partiler burada bir yani gün yaklaştıkça bu duygu artabilir. Peki. Çünkü net ya ortada yani her şeyi yapabiliyorsun. Ne? Çünkü başkanlık sistemine geçtiğimiz an Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durumunda bir değişiklik yok fazla. Bir tek
hükümeti de oluşturacak. Zaten o oluşturuyor. Parlamentodan oluşturuyor. Burada dışarıdan oluşturuyor. Ama sorumsuz cumhurbaşkanlığından sorumlu cumhurbaşkanlığına bakın, geçilecek. O zaman işte iki başlı parlamento, deyince... Yani 40 milyonluk bakın, Türkiye'ye göre 550 milletvekili değil, 80 milyonluk Türkiye'ye göre 600 milletvekili olacak. Tamam. Ben başlamışken devam edeyim mi? Hayır, hayır ama daha bitmedi ki. Ama bir itirazınız ne? İtirazınızı söyleyeyim mi? Can Bey devam edeyim. Hayır. Farklı görüş söyleyeceğim. Cem Bey'e gideceğim. Cem Bey'den sonra. Şimdi... Bakın AK Partililer şey diyordur, öyle demiyorlar diyordur. Çift başlılık falan diye hep anlatılıyor. Siz de mesela Sezer'e örnek verdiniz. Şimdi Sezer olayında çift başlıktan kaynaklanan bir şey değildi. O bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir konuda tartışma çıkınca Sezer diyor ki anayasaya bak diyor. Yani anayasa böyle yazıyor, ben ona bakıyorum diyor. Yani Sezer'in o dönemde bir hükümeti ben yöneteceğim, ülkeyi ben yöneteceğim, icracı başkanım, esas başkan benim falan dediği yoktu. Ama sonuç bir cumhurbaşkanı Hayır. ve bir başbakan Hayır. olmasından ama bakın, çıktı. O üst düzey bir top, o mesela Genelkurmay Başkanı da yapabilirdi. Atardığında ya da bir bakan başka birinin önüne al anayasaya bak kardeşim diye bir generalin önünde de atabilirdi. Toplantı dağılırdı, çıkışta da kriz patlayabilirdi. Şimdi bakın iki başlılık olayı buradan kaynaklanmadı. Israrla şunu soruyorum. 10 yıl önce biz Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesine karar verdik değil mi? Referanduma da gittik. 2007'de halk Cumhurbaşkanı'nı seçsin dendiği zaman kişisel olarak ben hep şu eleştiri yapıyordum. Ya bu Cumhurbaşkanlığı metniyle halkın seçeceği Cumhurbaşkanı uyuşmaz. Bunun da değişmesi lazım. Halk seçiyor dediğiniz zaman farklı bir şey manzara çıkacak. Evet, önemli bu. Hiçbir şekilde buna kimse 10 yıl boyunca bu bakıp, kimse ağzını açmadı. İki, o gün halkın kabul ettiği bir anayasa değişikliği tam 7 yıl sonra gündeme, yürürlüğe girdi. Dünyada böyle bir şey yok. Halka bir şey soruyorsunuz, halk diyor ki böyle olacak. Tamam bekle 7 yıl sonra diyor. Ama 7 yıl bakın. Can Bey doğru yani keşke 7 yıl değil de 7 gün sonra ele alınsa ama şu da bir gerçek. Devlet hayatında 7 yıl uzun bir zaman değil. Yani bir ama devlet bakın, hayatı. Niye beklendi? Bir devlet hayatı. Niye beklendi? İşte, anayasa keşke seçti, bir 7 yıl yapsın. Ben 7 yıl başbakanlığı yaparım sonra durma. O zaman hep şunu söyle. Olur mu Can? Zaten %47-48 almış seçimlerden. Ya dur şimdi hep bu gene sandık fetişizmini anlatma ne olur ya. Sandık değil de gene tamam bitir cevap vereceğim dinliyorum. Birisinde yani hani tam ezdik geçtik biliyorum tamam 14 yıldır seçim kazanıyorsunuz hep eziyorsunuz geçiyorsunuz. Öyle. İki de bir bu. Gerçek bu yani. Tamam gerçekse gerçek. Yani yalan gerçekse değil. Gerçekse gerçek. Şimdi burada ezdik da alırsın. Geçtik değil de vatandaşın tercihi. Vatandaşın başka yerde söylüyorum. Yok. Şimdi öyle. Anlatacak onlar. O şimdi sandıkta çıkan her şey diyor da yani. Nasıl ezdik gene ezeceğiz dümdüz edeceğiz falan. Şimdi sen de her 6 ayda bir Erdoğan gidiyorsun. Bunu ısrarla kasten tarih ediyorsunuz. Cem Bey'le bir şey var. Bir sürü aklı başındayız hep bunu söylüyor. Dedi. Ya bu tutmuyor. Ne oldu sonra? Cumhurbaşkanı seçildi. Hiçbir şey yapmadılar. İlk geldiği gün dedi ki arkadaş beni halk seçti. O zaman ben farklı cumhurbaşkanı olurum. Ama anayasa bu. Yani yan bağlı gelip, olduğun yan anayasa gelip yapmayacağım bu. Dedi. Ha? Evet. Yan gelip yapmayacağım. Ha, yani, tamam da ben icracı olurum. Evet. Ve nitekim şu anda kararname çıkarma ve hükümeti dışarıdan oluşturma dışındaki bütün yetkileri bu anayasanın getireceği bütün yetkileri fiilen kullanıyor. Zaten onun adı da fiili durum. Ama ya işte kullanırsa şimdi hesabını da verebilmeli. Şimdi bir dakika. Bunun hesabını verebilmeli. Şu an hesap sorulamıyor bu cumhurbaşkanına. Zaten sorun orada. Bakın sorun orada. Şu an hesap verilemiyor olma durumundan dolayı İşte yaptığı her için, şey aynı zamanda için, anayasa suçu onun oluyor. Için evet denmesi gerekiyor. Yarın bir seçim olur da 7 Haziran gibi bir sonuçla karşılaşırsak bunun hesabı başka türlü sorulabilir. Kim soracak? Eğer bu anayasada hesap sorma getirildi diyorsanız kim soracak hesabı? Şimdi o biraz ben sorarım canım merak etme. Ben demiyorum gerçek o. Gerçek o zaten. Ama gelen şeyde hesap sorma diyorsanız bu kağıt üzerinde olmasına rağmen teknik olarak asla gerçekleşemeyecek bir hesap sorma. Alabilir miyim? Tam tersi hiç bir şey belli olmaz. O belli olur. Rahim Bey, olur mu? Rahim Bey, Cem Bey'e geçeceğim. Cevap vereyim şeye. Buyurun Cem Bey. Bu arada Semih Hocam'dan, Semih Yalçın'dan bir mesaj var. Onu birazdan söylerim MHP Genel Başkan Yardımcısı. Tamam. Birazdan söyleyeceğim ama buyurun. Bir toparlama şey yapayım. Bu başkanlık sistemini Türkiye'de rahmetli Özal'da, rahmetli Demirel'de sürekli istediler. Hepsinin videoları YouTube'larda her yerde var. Bu yeni bir şey değil. Bu yeni şey isteniyor. 2007 yılında o zaman AK Parti %34, CHP %16 idi meclis çoğunluklarında. Efendim %34 ile %65'e tahakküm ediyor AK Parti dediler.
AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçilmek istemeyen o dönemki vesayetçilerdi. 367 kararlıydı. 34'de 20 o. He? 34'de 20. Yok, 16'ydı. CHP 16'ydı. 2002'de 16 aldı. 2002'de CHP 20 aldı. 16 aldı. Bu rakamlarda hiç yanılmam. 16-17 aldı. Tamam, öyle olsun. Ben 34-16 diye hatırlıyorum. Öyle olsun. O dönem vesayetçiler işte AK Parti dindar bir cumhurbaşkanı seçmesin bilmem ne gibi bir algı vardı. Efendim AK Parti bir o zaman millet seçsin dedi. Referandum oldu. Seçimlerde AK Parti %47 aldı. Referanduma gitti Ekim'de. AK Parti %70'le 69'la referandum geçti. Millet evet dedi. O dönem CHP'liler bir yerde Tayyip Bey bakın siyaset yaptı. O kadar zeki ki. Yani tamam kardeşim %60 olup gel millet seçsin dedi. Koydu önüne. Kimse CHP'liler de itiraz etmiyor. Tamam dedi. Varız dedi CHP'liler de. İtiraz etmiyor. Onlar da meclise girdiler. Tamam dediler. Ondan sonra efendim 7 sene sonra uygulanırsa sanki CHP'li biri seçilecekti de yani yine Tayyip Erdoğan ya da AK Parti seçilecekti. Bir saniye girme. Bununla alakası ya, yok ki ama ben sana demiyorum onu. Sen öyle deme. Ama benim söylemediğim ya bir şey söylüyorsun. Cumhurbaşkanı, onu demiyorum. O uygulama yanlış değildi o dönem. Doğruydu. Ne, 7 yıl sonra yani. Meclis, benim keyfim öyleyse. Keyifli oldu. Ya tabii. Yapsa gene Gür seçilirdi ya da Tayyip Bey seçilirdi. Siz canınızı isterse yaparsınız zaten. Ya canınızı icat takla. Bak sürekli bu polemikleri şey yapıyorsun. Milli irade oluyor. Benim sözümüz çarpıtma. Ya öyle değil. Bak ben ki o meclise seçti o an hakkıydı, o yapıldı. Bence AK Parti hayır, doğru bir şey yaptı. Referandum yapıldığı an yürürlüğe girer. Sen öyle dersin. En güçlü ya, o sen öyle o senin görüşün. Halka güvenmediğiniz neden için. O sana göre öyle değil o. Doğru da değil o. Neden ya, 7 yıl? Ya, nasıl değil? 7 yıl. Ya o Abdul ya karar vermiyor. Ben seçeceğim diyor. Ya halk karar verse sanki CHP'li mi seçecekti? Ya MHP'li sana ne ya, kim seçecekse seçsin. Tamam kardeşim sana ne ya? O gün yapılacak. Ya sana ne? Yapılsaydı keşke. Yapılsaydı senin bir kere daha mağlup olduğunu görecektim ya ben. Ya olurdu. Bir şey olmayacaktı. Tamam kardeşim, sürekli ben mağlup oluyorsun. Bırak bir saniye araya girme ya, bak. Ya bu spor araya girme. Ya ben öyle bakıyorum. Spor, sen spor, öyle bakıyorum. Sen öyle deme. Yendik. Biz 15 bir altın yıldır vuruşa bakar, bir altın vuruşa. Can Atak çok beklersin. Ben 15 yıldır, biliyorum. 2002'den beri ben bunu sürekli Can Ataklı'dan duyuyorum. 2014'te de başka bir kanaldaydık. Yerel seçimler geliyordu. Bak, yerel seçimler geliyordu. Bak, ben seni dinledim. Bir şey. Yerel seçimler geliyordu. O zaman da geldi. Gidiyor, kesin Mart ayı bilmiyor. Öyle dedi canlı yayında başka bir kanaldaydık. Hiçbir yayında AK Parti, AK Parti bir saniye %45 aldı. Cumhuriyet tarihinin yerel seçimlerdeki en büyük oyunu aldı. Bu büyük başkanın FETÖ 17-25 bir sürü şeye rağmen bir girdi seçime %45 ile Cumhuriyet tarihinin en büyük yerel seçim oyunu aldı. Şimdi burada o dönem bence keşke öyle olsaydı. Millet seçseydi yine Abdullah Gül seçilecekti. Ha bilemeyiz tamam doğru. Tayyip Bey adayı o seçilirdi. Yani CHP daha tamam. Kendi 2007'de kendi adayını gösteremem. Ben kimi seçeceğini sormuyorum ya sana ya. Ben değil sana da 2014'te sistemi söylüyorum. 2014'te siz bir parti düşünün. Türkiye'nin ikinci büyük partisi muhalefete kendi aday çıkaramadı ya. Evet. MHP'li birini aday gösterdi. Ya hala sana ne diyorsun? Evet, sen akşama kadar Erdoğan'a söyleyeceksin burada. Ondan sonra bir CHP'ye bir şey sana ne diyeceksin? Ya, CHP demiyorsun galiba. Şey hayatınızda CHP'den başka bir şey yok. Ya ne CHP'si hem ezdik, kimin umurunda ya? Ya kimin umurunda CHP? Bakma ya. Umurunda değilse ağzını al. Sen umursama onu ya. Sen parti üyesi olduğun için savunabilirsin. Ne şey parti diyemem. Üyesiyim ya? CHP'li değil misin sen? Bak kardeşim ben kul değilim. CHP'li değil misin? Ben kul değilim. Ben AK Parti parti üyesi değilim. Sen parti değil. Sen bir değil adamın misin? Kulusun. Ya kulu. Ya bak. Sen kulum diyorsun. Ben Erdoğan'a ben bakarım. Bir, ha, ben o, Erdoğancıyım. O kadar, ama o sen CHP'lisin. Ben AK Parti parti üyesi değilim. Sen CHP parti üyesisin. Ya, ayıp bir şey mi bu? Vebalı gibi diyorsun. Alakam yok diyorsun ya. Ben AK Parti ilgim yok benim. Ben bir fikri savunuyorum. Ya kuldur geç onu ya. Aday bile yapmadılar seni. Bir adama kulluk yapacağım. Padişah. Yaparım ben. Yaşa. O benim bileceğimmiş. Tamam. O zaman başkasına dil uzatma. Ben uzatmıyorum. Dil uzatmıyorum. İdeolojim ya, olsun. Ben CHP'sini eleştiririm. Seni ilgilendirmez o. Bir saniye dur. AK Parti 15 yıldır ben bunu hep duyuyorum. AK Parti her seçimde CHP'yi eziyor mu? Evet, eziyor. Eziyor. Tamam. Beğenmediğin CHP %41 aldı. AK Parti ya bir saniye bir dur ya. Tamam da, ya %41 aldı beğenmediğin tamam. Adam. CHP rüyasında görür mü onu? Ya görme. Güneydoğu'da yoksun. Doğu Anadolu'da yoksun. Erzurum'da yoksun. Yani CHP'yi geçmek mi bütün hayalin? Ha hayal değil kardeşim hayal değil. Bu kadar mı? Bütün dünyaya bak. Türkiye'nin, ya bir saniye. Ya sen de git Mars'a. İkinci büyük parti. Ya iktidar olmak istemiyor mu CHP? Bir sözümü kesme. CHP iktidar olmak istemiyor mu? Ya o geç Allah yapan. Hala geç onu şey diyorsun ya ezik ezik konuşuyorsun şeye ha, gelince ezik, ezik, tabii. Bunu bitireyim biraz ya bir saniye konuş. Kazanacağız ya yürek... Neyi kazanacağız? Kazanacağız diye. İddiasına girmiyorsun bende. %55 alacak diyorum. Ben kumarbaz değilim. Var mısın iddiasına? Ben kumarbaz değilim. %55 alacak diyorum. Ben kumarbaz değilim. Evet çıkacak bile diyemiyorsun. Ben senin gibi hemen iddialaşmam.
Ya geç onu şimdi. İnanıyorum, ben inanıyorum. Ben geç, herkes iddialaşırım. Şey değil. Tabii, ben evet çıkacak diyorum. Ben 3-4 yıldır bu siyasi konularda FETÖ, PKK birebir her analizi birebir çıkmış adamım. 2002'de evet. Bu arada %34.28 AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi de 19.39. Tamam doğru. 34'de o 20 şey almış ve orada AK Parti çoğunlukla bilmem ne dediler. Milli iradeye gitti Tayyip Bey. Halk seçsin dedi. CHP de destek oldu o dönemde. Oldu. Bir gene seçim olsa AK Parti gene eze eze alacaktı. CHP'nin zaten seçim kazanma öyle bir derdi yok. Kendi aday bile gösteremiyor. Bilmem de. Ha geldik bugüne. Tayyip Bey'in şeylerinde evet hayır bilmem. Şu 2011'de şeyi söyleyeyim. Bakın 2015'te AK Parti'nin yedi kaybetmesinin sebebi Rojava-Kobani olayıdır. Benim tanıdığım bütün Kürt kardeşlerim, arkadaşlarım Rojava-Kobani'de bizi sattı gibi bir algı oluştu AK Parti ve şeydi. Ve Kürt kardeşlerimizin çoğu AK Parti'ye oy veriyordu. Orada AK Parti'ye değil HDP'ye kaydı. Aslında esas Kürt seçmeni orada HDP'ye kaydı. Yani seçimi AK Parti'ye kaybettiren CHP, MHP değil. MHP çok azdı. HDP'lilerdi. O da yani AK Parti'nin Kürt oyları HDP'ye gitti. Sonra bunlar geri geldi. Yani bir hazır. Efendim işte bomba bilmem de. Kardeşim o zaman AK Parti, MHP'nin DSP ile şeyle HDP ile koalisyon kurmayacağı belli. Bir de seçim bittikten sonra Sayın Bahçeli'nin efendim AK Parti, CHP, HDP gitsin beraber koalisyon kursun, iktidar olsunlar. Biz kurmayacağız dedi. Erken seçim çağrısı yaptı. AK Parti siyaset yaptı. Bir daha erken seçime götürdü. Ha götürseydi ne olacaktı söyleyeyim. Eğer 1 Kasım'da da benzer sonuç çıksaydı AK Parti MHP ile oturmazsa oturacaktı. O zaman Devlet Bahçeli de çok bir şey diyemezdi. Çünkü ikinci kere aynı sonuç çıkardı diyordu. Hı hı. AK Parti seçmeni Türkiye'de %50'lik benim de içinde olduğum grup hiçbir zaman yani elbette mecbur kalınca olunabilir ama CHP'ye koalisyona falan pek sempati bakmaz. Belki Hakan Bey'in elindeki verilerde de vardır. Bu ülkede %50'lik CHP'ye hiç oy vermeyecek bir kesim var. Bunlar sağ muhafazakar, milliyetçi, Anadolu'da orada burada şey. Bakın şunu söyleyeyim yani sonra AK Parti ince bir siyaset yaptı. Kalktı %50'yi aldı. Başarı siyaset yapmaktır. Demin onlar iyi özetlendi. Yani bu siyaset yapacaksın ya. Bak AK Parti geldi MHP'ye. Ben dedi başkanlığı geçirmek istiyorum dedi. Oturdu. İkna etti. CHP de onları ikna etseydi. Semih Yalçın'ın mesajları izninizi aktarın diyor ki misafirlerinize evet'e asıldığımız söylenmiş. Neden hayret ediyorlar? İnandığımızı söylüyoruz. Evet için sahada olacağız. Partimiz karar verirken oradaki malum iki misafirinize mi soracaktık diyor. Biraz eleştirisi var tabii. Yani orada Hakan değil. Hakan Bey'e. Bak o da değil. Ceplerinde halkın iradesine var olduğunu zannedenlerin ceplerinde halkın iradesini var olduğunu zannedenlerin dükkanlarını kapatmasının zamanı gelmedi mi? Hiç kimsenin cebinde oy metre yok. Milletin kararını manipüle etmeye kalkmasın kimse. Halkın hakemliğine güvensinler. Halk ne karar veriyorsa doğru olan odur diyor Semih Yalçın hocamız. Evet son cümle devam işte. Evet, halk ne karar veriyorsa doğru olan. Bir cümleyle cevap vereyim. Evet. Şimdi MHP şimdi karşılıklı gideceğim ama şimdi Semih Hoca da siz de bir eleştirince tabii o da yanıt verdi ama bu karşılıklı gideceğiz. Son cümlesi zaten bu tip programlara müdahale edip haritadan siliyor. Ama müdahale ediyor yani. Derken sonuçta size eleştiriyor. Ben başka bir şey söylüyorum değil mi? Benim çıktığım en az 4-5 programda telefon açıp müdahale etti. Sizin de şahsınızla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Başka kanallarda, başka olaylarda. Peki. Seviyor bunu yalnız ben de diyorum ki mübarek olsun evet'i. Evet. Benim şu anda şimdi şu basit cevabım şeye geleyim. Ben mübarek olsun Abdülkadir Selvi olayına gide bir şeye bağlamak istiyorum. Şimdi bakın. Bir de tedirginlik var şey yönetimde yani çok böyle net söyleyemiyorlar. Hocam, onu ben anlatacaktım. Cem Bey de bir yanıt versin hocam. Evet. Şey buyurun, buyurun. Şimdi bu Abdülkadir Selvi ben geçen program burada söyledim. Bakın Abdülkadir Selvi doğru örnek değil. AK Parti'nin içini de hele hele Sayın Cumhurbaşkanımız asla yansıtmaz. Bunu ben defalarca söyledim. Cumhurbaşkanımıza yakın, Binali Bey'e yakın başka gazeteciler, başkaları da var. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı doğru değil, bir de kötü niyetli yazı. Şimdi bakın, yazısının başlığını okuyorsunuz önümde. Diyor ki mesela, yüze evet rüzgarı tersine döndü diyor. İzniniz o başlıklar diyor ki hayır diyenlerin PKK'da eşit tamam, onu ben geldim bak geldim. 4 madde söyleyeyim. Diyor ki olumsuz hava esmesine önce diyor ki evet tersine döndü diyor. Sanıyorsunuz ki hayır daha çok gibi çıkıyor. Sonra diyor ki hayır diyenler PKK'da eşit FETÖ'cü gösterilmesi bu evet'i zerre etkilemez. Bak kötü. 2 KYK'larla akademisyenin ihracı bunu ayırıyorum. Bu doğru bu tamam. Sizin de eleştiriniz evet. Var. Varlık fonu tartışmaları. Ya varlık fonu bir 4-5 gün önceki tartışma. Ne zaman ölçmüşler evet'e zararlı olduğunu ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani 4-5 gün önce varlık fonu nasıl seçmeni etkileyecek yani? 4-5 gün önce bir tartışma olmuş ki kaldı ki varlık fonu 55 ülkede var.
Demokrasilerin çoğunda var. Efendim 4-5 gün önce olan bir şey millete nasıl ölçmüşlerdi 2 günde hemen yansımış. Efendim Meral Akşener Çanakkale'de konuşulmaması. En komiği de bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Meral Akşener Çanakkale'de konuşulmaması elektrik gitmiş. Sanki AK Parti ile ilişkilendiriyorlar. Bunlar doğru değil. AK Parti zaten yani şimdi Doğan grubu genel olarak bence bu İrfan Derinmeci'nin şanzımanı genel olarak dağıtmış. Bu yazarlarında da görülüyor. Çok geçen sefer de tamam geçen sefer yayında da hani şey yapmamıştı bir şaşkınlık oldu. Bağlanamadı. İsterse bağlanabiliyorsak ona da bir çekinme olmasın yani. Oldu? Geçen siz yoktunuz. Başka bir yayında Can Ataklı ile bağlanmak istedi. Bağlayamadılar. Bir panik oldu. Aynı öyle bir şey olmasın diye söylüyorum. Evet evet şey diye. Ya tabii ki Sayın Doğan yayına bağlanmak isterse. Aydın Doğan o zaman yani genel olarak Aydın Doğan grubu bu konularda kötü yazılar yazılıyor. Şanzıman dağıtılmış durumda. O İrfan Değirmenci denilen bence tertemiz bir yani Atatürkçülerin, Kemalistlerin sevdiği bir çocuğu kovarak devlete yaranmaya çalışıyorlarsa bugün tweet attım. Devlete böyle yaranılmaz. Orada PKK'lılar, FETÖ'cüler dururken bununla böyle bir şey yapmasını doğru bulmuyorum. Şunu da söyleyeyim değil mi? Yani seçeyim ve şey, peki. Şunu da şeyle tamamlayayım. Ya MHP evet deyince ya bunda ne var? Ya MHP bu bir 15 Temmuz'u gördü MHP. Şeyi gördü. Bakın 15 Temmuz şimdi olması MHP çok şey var da mübarek olsun dedi. Yok yok ben başka bir şey bakın. Çok Hakan şey Bey, niye var Hakan ama Bey. Bir yıl önce başkanlığı tamam, yerden yere vuruyor. Bir yıl sonra 180 derece ama bir dönme. Ama siyasette 24 siyaset saat çok uzun zamandır. Yok. Hocam şöyle bitireyim. Sizin yani, de çok sevdiğin Sayın Demirel demedi mi? Eskiden ben bir sürü öyle sizin bütün siyasetlerin ters şeylerini 3 ay arayla da buldum. Öyle var. Ama şu 15 Temmuz yaşandı. 15 Temmuz yaşanırken bana göre Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir ihtiyaç gördü. Bilmem ne şey oldu. Geldi evet diyorlar. Bu siyasettir. CHP onları yanına çekseydi HDP. Ya bu siyaset yapma işidir. İzninizle genelgeden MHP'nin genelgesinden bir cümle okumama izin verin. Diyor ki Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine yol açan anayasa değişikliği, 10 Nisan 2014 Cumhurbaşkanı seçimi ve 15 Temmuz FETÖ ihanetinin ardından fiili açmazın devamı halinde millet ve devlet bekasının iflas edeceğini görmüştür. İşte bu 15 Temmuz darbe girişimi olunca Sayın Bahçeli burada devlet, AK Parti'de böyle bir şey olunca devlet ayağı düşmesin diye burada geldiler. Evet yani anayasa değişikliğine evet dediler. Sonra bunlar iki tane meşru siyasi parti gitti. Yetmiyor. Milletin önüne geliyor bir de bu. Yani meclis mesela AK Parti'nin dedi 367'yi bile bulsaydık yine millete soracaktık dedi. Bu işin son ve nihai kararını millet veriyor. Millet versin. Şimdi bu da millet evet hayır mesela Can Ataklı kesin hayır diyor. Ben kesin evet diyorum. Şey ortada diyor. Çıkacak sonuca da göreceğiz ona göre. Zaten bu işin asli sahibi millet. O buna cevap verecek yani. Ya bir Tamam. Şimdi oradan da şey geldi de ben çok şunu merak ediyorum. Bütün MHP'lilere şunu sormak istiyorum. Her şey vatan millet sevgisi içinse tamam ona bir şey demiyorum ama bu sisteme geçilmesi halinde yani evet çıktı ve bu sisteme geçilmesi halinde bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir şekilde genel başkanının ya da göstereceği adayın başkan seçilme ihtimali var mı? Görüyorlar mı? Bugünkü oy dağılımına göre. İki, Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir şekilde iktidara ortak olabilir mi? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oya baktığımız zaman hangi seçim olursa olsun eğer seçimi birincilikle kazanıp tek başına iktidar olamazsa ancak bir koalisyonun içinde iktidara ortak olabilir. Koalisyonlar ama bu sistemde bir dakika ya bir dakika bir şey söylüyorum koalisyon işte. Koalisyon olmayacak. İşte bakın şunu söylüyorum. Siz olacak mıyım? Bunu söylüyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bu sisteme evet demekle ila nihaya hiçbir şekilde iktidarın ortağı bile olamayacağını kabul etmiş oluyor. Hayır. O zaman öyle değil, öyle değil. Partiyi kapatıp CHP de kapatsın o zaman. Hayır bak şimdi CHP niye kapatsın hayır. O zaman? Niye? Hayır CHP sen fark. Niye? CHP oy oranı olarak onun iki katı olduğu için. Kimin iki katı kadar? MHP'nin. Ona bakarsın AK Parti'nin ve CHP'nin iki katı. Ya tamam be kardeşim. O zaman CHP de kapatsın. Bak diyorum ki bu sistem İki partiye doğru gidebilir o zaman ve yarın öbür gün efendim bu ilk seçimde olmaz da ikinci seçimde CHP de başkan Bey, o seçilebilir kısmı, ama o kısmı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya MHP'li bir ya, aday iş adamı kazanırsa aday olur da kazanırsa işte kazanamaz diyorum ben de bugünkü oy dağılımı ya ne demek nereden biliyorsun Can Bey, yani oy Bey, oy kısmı, şeylerine baktığında ya bana bir kişi de, hemen titreyim MHP'den herhangi biri arkadaş biz bu seçim değil ama bundan sonraki herhangi bir seçimde bizim adayımız başkan seçilir biz de tek başımıza iktidara geliriz'i bütün yüreğiyle söyleyebiliyorsa problem yok. Rahim Bey cevaplasın. Rahim Bey buyurun. Şimdi Can Bey biliyorsunuz bu yeni sistem eğer halk tarafından da kabul edilir ve kanunlaşırsa anayasa geçerse o zaman
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanları daha doğrusu, yani bugünkü Cumhurbaşkanına kilitlenerek konuşmayalım ve düşünmeyelim. Cumhurbaşkanları hükümeti dışarıda kuracaklar. İşte veya meclis içinden alacak. O zaman, işte. o zaman. Yani bir koalisyon zaman, yapacak. Yani Türkiye'nin ya. Efendim. Bu koalisyon olmuyor mu? Yani parti, bu koalisyon olmuyor mu? Parti koalisyonu değil. Ne koalisyonu oluyor? Fikir koalisyonu bu. Dünya hocam, görüşü paylaşması. Başka bir şey araya gelip. Peki bakıyorum. Şöyle yapalım. Dur, başka bir hayır, bir şey söyleyecek. Tek bir örnek vereyim. Lazım. Tek cümle. Bir cümle. Peki. AK Parti yok. MHP'nin adayı var, CHP'nin adayı var. Başkanlığa gidiyorlar. AK Parti'yi nereye koydun? AK Parti yok diyelim. Nasıl CHP yok? Ya CHP MHP kaldı Türkiye'de. Dur ama ya, o, ya olabilir mi öyle bir şey? Kim kazanır? Hayır, olabilir mi öyle bir şey? AK Parti CHP'ye girdi. Kim kazanır? Ya olabilir mi öyle bir şey ama ya ya bu kadar hayır şey. CHP MHP kazandı girdi seçime. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yok mesela kapandı. Partiyi kilit vurdular. MHP vatandaş ne olacak? Ha MHP kazanır. İşte CHP'nin şansı yok. MHP kazanır. Bilim adamı ben senin bütün derdin bu mu? Ya biraz, biraz demokrasi konuş. Biraz hukuk konuş. Biraz devlet. Gene çaktın. Hayır, ben çakarım kardeşim. Ben çakarım ama senden yukarıdayım. Bir ara. Daha çok biliyorum. Kadir verdik. Hakan Bayrakçı, Rahim Ercan'a taktı ve Cem Küçük'le birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Partilerin seçim stratejilerini yavaş yavaş tamamlayacağız ama son varsa söyleyecekler. Ama MHP'nin işte seçim stratejisi yani, ama şeyi konuşmadan Semih da olmaz. Bey'in telefonuyla da bağlantılı. Bir Semih de Bey'in, peki. Yani deminki yorumlarına katmamıştım, bunu söylememiştim ama şimdi söyleyeceğim. Bakınız, bir kere şu anki MHP yönetimi, hatta Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'de bir ilke imza atmış bir adamdır. O da muhalefete muhalefet eden ilk ve son lider olacaktır herhalde. Yani bir ülkenin, o bir muhalefet partisi, muhalefetine muhalefet eden birisi olarak tarihe geçecek. Onu da bir yana bırakın da, ayrıca MHP'lerin bir kısmının ya da çoğunun hayır vereceğini uzmanlar söyledikçe çok kızıyor buna. Arkadaşları ve Devlet Bey. Yani bunda kızacak bir şey yok. Çünkü ayrıca geçen sene herhalde bu vakitlerden biraz sonraydı. Partisindeki çoğunluk delegelerin sayısı yeni lider arayışına girdiler. Yasaların bilmem neyin tüzüğün arkasına saklanarak canını kurtardı. Yoksa genel başkanlığı alacaklardı elinden. Niye burada saklansın ki yani sonuçta? Ona saklanmak demek biraz... Hayır, bu operasyonun arkası şu. Yani AKP ile bir işbirliğine girerek, böylesine yeni bir başkanlık sisteminde belki bir ittifakla seçime giderek hükümete girdiği sürece de genel başkanlığı kaybetmez. Ama yani Hakan amacı... Bey, affedersiniz, CHP'ye yapılan kaset operasyonu MHP'ye de yapılmak istendi. O saklanma falan yok orada. Orada bir operasyon vardı ve Devlet Bey... Onu şimdi, atlattı. Tamam da bir şey söyleyeyim size. Ya. Bakınız partilerde demokrasiye göre tabii. Yani Rusya'daki Pravda gazetesi gibi ya da politbüro anlamında değil. Demokrasilerde partinin kurultay delegeleri o partinin kaderini tayin eder. Milliyetçi Hareket Partisi'nde delegelerin çoğunluğu yarıdan fazlası Devlet Bey'i istemediler. Başka bir lider etrafında toplanmaya çalıştılar. Defalarca da toplandılar. İşte orada bir operasyon vardı. Orada bir oyun vardı. Efendim oyun falan. Bunu Amerika'da uzaydan kontrol ediyor olabilir. O zaman şöyle mi olur Hakan Bey? Hiç oyun da olmayabilir. Şöyle mi olur? Yani nitekim, şimdi eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin delege sisteminin çoğu Sayın Bahçeli istemiyorsa bu demek ki referandumda çoğu delegeler halkı da temsil ediyor neticede. Oraya da bakıyor. O zaman evet demeyecekler anlamına geliyor. Ya bir kısmı zaten hayır diyecek. O kesin. Ama bu konuşuldukça kızıp konuşan yorum yapan ama insanlara gereksiz bakın, sataşıyorlar. Meral Akşener lehine mahkeme kararı çıkartan hakimlerin tamamı Baylok'tan tutuklandı. Tamamına yakını. Ben bakın mahkeme kararlarından bahsetmiyorum. Ben neden bahsediyorum biliyor musunuz? Partisinin delegelerinden bahsediyorum. Hiç mahkemeleri söylemedim bile size. Mahkemeleri hiç karıştırmayın bu olaya. Hayır, söylediğiniz soyut bir gerçek. O soyut gerçeği hayata soyut değil, bakın, oturtmak somut, için... Rakamsal bir gerçeği söylüyorum. Oturtmak için bir, yapılan, tarihe mal olmuş ya bakın, olayları hatırlattık. Ki, yani o zaman MHP'nin yarıdan fazla delegesine de... Ama Cem Bey'in dediği doğru ama son şöyle bakınız, çıkar yani. Bakınız, hiçbir cümlemi tamamlayamıyorum. Buyurun. Rahim Bey bir anlatsın, buyurun, size tabii, geleceğim buyurun, zaten. Buyurun. Sizin bu söylediğiniz doğru olsa... MHP'nin yarıdan fazlası, delegesi de bu oyunun içinde var demektir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Yani
1200 küsur delegenin 1100 küsur ya da neyse 700-750 tanesi sizi istemiyor, size muhalefet olmuş. Bunu da filanca organize etti. O 750 adam ne kadar bir MHP'nin delegelerini, bu çok hafife almaktır böyle bir düşünce. 750 kişi size muhalefet ediyorsa, sizi genel başkan olarak istemiyorsa, bu çok açık bir şekilde bırak çek git demek. Hakan Bey, lütfen ben, sözünüzü unutmayın. Editör arkadaşıma da, Didem Hanım, koordinatör arkadaşıma, Eren sana bir mesaj atmayı bakar mısın lütfen? Bu millete bir operasyon yapıldı. 80 milyonu takiye ile kandırdılar. Hmm. Nerede kaldı ki MHP'nin 1200 insanını kandırmasınlar? Bir algı operasyonu yaşandı bu. Türkiye bir 15 Temmuz hadisesi yaşadı yani. Efendim ben de şöyle bunlar düşünüyorum. Bunlar rüyada tersine olmadı. Bir dakika, evet. Ben de tam tersini düşünüyorum. Ben de diyorum ki yani Devlet Bey orada kaldığı sürece MHP 11, 12, 13, 9 belki filan bu şeylerde gideceği için AKP yönetimine, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na MHP ile ilgili Allah'tan ne dilersin deseler, 3 dileğin kabul olacak. 1 der Devlet Bey hep onun genel başkanı kalsın. 2 der Devlet Bey genel başkanı kalsın. 3 der Devlet Bey 20 yıl daha genel başkan ama olsun. Ama bu siyasi karardır Hakan Bey. Bu siyasi karar sonuçta. Bu siyasi ama niye kararın onu istediğini anladınız değil mi? Yani varsa bir bedeli. Hiçbir zaman yükselemeyeceği için Devlet Bey ile MHP onu ister. O anlamda söyledim. Ama yani varsa şu MHP ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin buyurun. Yani Hakan Bey'in bu MHP ile ilgili dedikleri bu son kısma katılmıyorum. Çünkü ben delegelerin çoğunun onu istemediği görüşünde değilim. Çünkü İmza verdiler. Toplan delegesinin çoğunluğu imza vermedi. O başka türlü toplanamazdı ki. Bir saniye. Yani atıyorum 1500 delege vardı da. 1300. Evet. 1300 vardı da yarısı. Yarıdan fazlası imza verdi. Vermedi. O kadar vermedi. Ya, o kadar vermedi. Ya verdi ki kurultay topladı. Hayır. 722 imza. Ben o kadar olduğunu o kadar Allah, düşünmüyorum değil. Diyorsun, rakam değil, söylüyor değil, adam. Bir saniye canım, değil de öyle. Eğer Bahçeli burada gideceğini ya da şeyini görse ben zaten duracağını düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Mahkemeye gitti, iptal ettirdi. Meral Akşener, hatırlayın. Şimdi o hani kurultay olacaktı, bir tane demir parmaklıkları asıldı filan. Şimdi ben hiçbir MHP'nin diğer adayları böyle bir şey yapmadı. Peki. Bu doğru şeyi de söyleyeyim. İki, bir daha altını çizeyim. Meral Akşener lehine karar veren bütün hakimler FETÖ'cülükten, Baylok'tan tutuklandı. Peki, bunu da altını çizeyim. Telefon attığımızda MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Yalçın var. Sayın Yalçın, hatta mısınız? Evet, hattayım efendim. Evet. Tamam, MHP ile ilgili bazı eleştiriler yapıldı. Galiba onlara bir yanıt vermek istiyorsunuz. Buyurun, sizi dinliyorum efendim. Tabii ki oradaki konuklarınızı dikkatle takip ediyorum. Ancak özellikle Hakan Bayrakçı'nın hırçınlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı olarak söylediği söz ve yorumları şiddetle reddediyorum. Öncelikle onu ifade edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongre süreciyle alakalı işlerin hiçbirisi bugüne kadar dükkanını kapatması gereken Bayrakçı'yı ilgilendirmez. Bu parti herkesi ilgilendirir Semih Bey. Herkesi ilgilendirir. Parti içi disiplin. Çaycıyı da ilgilendirir. Kahveciyi de ilgilendirir. Sizinle ilgili herkes konuşabilir. Seninle ilgili. Seninle mi sizinle mi? Karar verin de ben de size aynı şekilde hitap edeceğim. İşlerine burnunuzu sokmamanız gerektiğini defalarca ifade ettik. Ben sizin işinize burnumu sokmuyorum. Eleştiri varsa demokratik bir ülkede herkes bu eleştiri yapabilir. Hakan Bey, Semih Bey bir konuşsun, size ona bir yanıt verir. Keser misiniz sesini? Evet, lütfen. Semih Hocam, diyor. Laf mı ya? Semih Hocam, siz de lütfen. Sabahtan beri Milliyetçi Hareket Partisi'ne... Sabahtan değil, iki gün üst üste konuşurum. Hakan, ne alakası Hakan var? Hakan Bey. Semih Bey bir analiz yaptı. Bu ne had ya? Bu ne had böyle? Hakan Bey bir analiz yaptı ama bir karşılıklı cevap hakkı ve polemik olacak değil de. O zaman bana müsaade ederseniz. Tabii, herkes konuşabilir buyurun, ayrıca. Buyurun, burnunu sokma buyurun, diyor. Buyurun. O zaman müdahale etmeyeceksin. Hakan Bey. Buyurun Sayın Sen Yalçın. De ben konuşurken müdahale etme. Hakan Bey. Semih Bey buyurun, sizi dinliyorum efendim. Buyurun. Buyurun cevap hakkınızı kullanın. Buyurun efendim. Didem Hanım. Buyurun. Siyasetle iştigal etmeyen, kendisini araştırma şirketinin efendim patronu olarak gösteren bu ismin çıkıp da Milliyetçi Hareket Partisi'ni, delegesini, kararlarını, politikalarını, manevralarını yerden yere
vurmak gibi bir hakkı yok. Sayın Yalçın, bir şey rica edebilir miyim sizden de? Eğer bu karşılık olayı kişiselleştirmeden olayı kişiselleştirmeden bir anlatırsanız meseleyi çok daha sağlıklı bir sonuca ulaşacağız. Yok, ne dersiniz? Işte. Evet, ben söyledim. Hakan Bey, siz de lütfen. Ben de diyorum Hakan ki sabaha kadar var. Hakan Bey bir saniye. Buyurun Semih Yalçın. Sizin gibilere buyurun Semih Yalçın. İşi ve siyaseti veya politik yorumları veya sosyal yorumları nasıl yapmanız gerektiğini yere geldiğinde öğretiriz. Siz daha dükkanınızı kapatmanız Sayın Yalçın hocam. Ya neden bu dükkanla ilgili takıntınız? Bir Semih derdiniz hocam var benden. Ben o seçim 18 alırsınız demişim. Semih İşine hocam gelirken aslan kaplan diyordunuz. Kaplanlığını artık bir tarafa bırak. Peki ben ikinizden de şunu çok istirham ediyorum. Evet, Hakan Bey lütfen ben müdahalede bulunacağım. Olarak ilan eden bir şahsiyetin orada. Bak Semih Bey, bana bulaşmak için telefon açmışsın. Demek ki Hakan Bey veya bununla ilgili politik manevralarımızı anlamak gibi bir kabiliyetinizin olmadığını zaten biz biliyoruz. Semih hocam, şunu rica edebilir miyim sizden? Semih Bey, bence de gördüğüm en kabiliyetsiz politikacılardan biri sensin. Semih hocam, Hakan Bey siz de lütfen, Semih hocam lütfen siz de eğer bu bir karşılıklı hakaret ve kişiselleştirme üslubuna devam ederseniz hem izleyiciler de bir şey anlamayacak. Sürekli bana hakaret ediyor, susayım bekleyeyim mi yani? Hakan Bey siz de sakin olun, ben Semih hocama da aynı şeyi söylüyorum. Didem Hanım, beni niye konuşturmuyorsunuz? Konuşturacağım. Çünkü bana hakaret ediyorsun yayında. Hakan Bey. Ama bu karşılıklı tartışırsanız konuşamayacaksınız. Hakaret ettikçe de tabii ki cevap Hakan vereceğim. Hakan Bey lütfen bir sakin olun. Bir Semih Bey bir anlatsın hocam. Buyurun hocam, dinliyorum sizi. Ama ne olur kişiselleştirirseniz o da yanıt verecek ve bu sabaha kadar sürecek. Buyurun hocam. Buyurun. İdem Hanım. Buyurun hocam. Şunu ifade etmek istiyorum. Buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz'la birlikte politik bir manevra sergiledi. Peki. Bir duruş sergiledi. Tamam. Bu anayasa değişikliğiyle alakalı bir tavır ortaya koydu. Şimdi bu tavrı ortaya koyarken biz kendi kurullarımıza sorarız. Bayrakçı'ya sormayız bunu. Onu ilgilendirmez. Ya Bayrakçı'ya sorarak mı karar Semih Bey veririz? Hocam siz de madem beni önemsemiyorsun bahsetme benden ya. Hocam Sayın Yalçın, Allah Allah. Bu dönemde siz tabii zor da bir süreçle geçiyorsunuz parti olarak da, çünkü birçok kesim tarafından eleştiriliyorsunuz. Dolayısıyla lütfen kendinizi anlatın ki kişiselleştirmeden izleyicilerin kafasında. Hayır, kendinizi anlatmak değil derdi. Bana bulaşmak, bana hakaret etmek. Tamam, siz de karışmayın ama. Siz de karışmayın. Semih ya hakaret ederse tamam, ben ona da söylüyorum. Semih hocama da söylüyorum. Ya misafirinizin bizce bir kıymeti harbiyesi yok. Derdimiz ona bulaşmak değil. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu kadar düşmanlık sergilemek için ekran ekran dolaşan bir isme bizim de tavır koymamız lazım. Hocam CHP'yi de eleştiriyor. Ona bir cevap vermem lazım. Tamam, verin. Partim adına, şahsım adına bu cevabı ona veriyorum. Herkes haddini bilecek. Buyurun, tabii ki buyurun. Yani ama bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi kendisini anlatacaktır, halka anlatacaktır. Neden evet dediğini anlatacaktır. Kimsenin endişesi olmasın. Hı hı. Bu anlatımdan sonra bu aziz millet ne diyecekse veya neye karar verecekse o kararı verecek. Niye bu kadar endişe ediliyor onu anlamakta zorluk çekiyorum. Niye neden? Hep Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden referandum süreci yönetilmek isteniyor. Teklifi getiren iktidar partisi. Bunu uygun gören biziz. Ancak hep Devlet Bahçeli üzerinden oyun oynanırsa bunda rahatsızlığımızı ifade ederiz. Bunu yapanlara da neden bunu yapıyorsunuz dediğimizde veya bu soruyu sorduğumuzda kimsenin rahatsız olmaması gerekir diye düşünüyorum Didem Hanım. Bu sebeple bağlandım. Söylemek istediğim şudur, Milliyetçi Hareket Partisi sahada olacak. Bir genelge yayınladınız en son bu akşam üstü. Kimse rahatsız olmasın. Hı hı. Herkes haddini bilecek. Milliyetçi Hareket Partisi sahada olacak. Evet'i niye dediğini, neye inandığını ifade edecek. Kendi tavanına, kamuoyuna, millete ifade edecek. Ondan sonra 16 Nisan'da söz zaten milletindir. Milletten korkmaya da gerek yok. Yani millet neye karar verecekse hepimiz ona razı olacağız.
Peki siz... Niye Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlu olarak ilan ediyorsunuz programlarınızda? Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Hayır, bana hakaret ettin. Lazım sadece bunadır, başka bir şey değil. Sen sadece bana hakaret ettin, başka peki, bir şey değil. Peki Hakan Bey, cevap hakkı doğuracak eğer şeyler karşılıklı söylenirse bu sabaha kadar dediğim gibi devam eder ama izninizle bir soru sormama izin verin. Ben bir şey söyleyeyim. Ama, böyle değil. Hayır, Semih Bey ben bir şey diyeyim. Semih Bey, Cem Semih Küçük Bey, bir şey söyleyecek. Semih Bey, hayırlı akşamlar, Cem Küçük ben. Buyurun. Buyurun Cem Bey. Şimdi ben yani Devlet Bey'e olan sevgimi, saygımı, şahsınızı iyi bilirler. Yani ülkücülere olan sempatimizi de, şahsımın da öyle. Burada şimdi ben Hakan bir sürü kişiyle tartışıyoruz sıklıkla. Siz de izliyorsunuz. Hakan Bey, ben de şimdi bakıyorum. Emin olun çok kibar bir dil kullandı. Evet, MHP'yi bazı yerlerde eleştirdi. Ben itiraz ettim. Rahim Bey itiraz etti. Delege sayısı 495, orada 750 dedi. Biz 495 dedik. Ama emin olun ben burada Cem çok Bey, dikkatli... Emin olun bakın. Hangi oy metreyle buldun? Yok, ben Sayın Bahçeli'ye, MHP'ler hürmetimi biliyorsunuz. Yani eski bir ülkücü olarak bu. Hayır, ona bir şey, şey olmaz. Ama bu 700 başımızın nasıl... üzerinde ama bakın Hakan Bey, emin olun ben tarafsız bakarak söylüyorum. Çok kibar konuştu. Görüşlerine MHP ile ilgili ben de katılmıyorum. Rahim Bey de katılmıyor. Bu doğru ama hakikaten bir şey yapmadı. Bunu şey olarak almayın lütfen. Ben bunu size bir, yani sizden küçük biri olarak, yaşça küçük biri olarak söylüyorum yani. Çok da böyle ters, aleyhe bir şey söylemedi. İtiraz etti. Kibar konuştu. Ama MHP ile ilgili görüşlerine bakın ben hiç katılmıyorum. Yani onu da ben de söyleyeyim. Rahim Bey de katılmıyor. Cem Bey, Sayın Yalçın. Nezaketinize teşekkür ediyorum. Amenna. Yalnız orada biraz evvel ben sizi takip ettim. Devlet Bey ile alakalı olarak bir korsan toplantıyı toplanmış olarak kabul ederek... Ya orada haklısınız. Doğru. O delege sayılarında onların hepsinde haklısınız. Ben orada size hak veriyorum. Orada siz haklısınız. Yani şimdi oradan hareketle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı veya Genel Merkezi yok saymak suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin yok hükmünde olduğu kanaatine varıyor kamuoyu önünde. Bunu nasıl kabul edebiliriz Cem Bey? Evet. Tamam. Peki. İtiraz edebiliyorsanız. Sayın Yalçın. Yalçın Bey de telefondayken. Semih Bey, siz haklı bir kalın, Rahim Bey de size. De, hayır, benim soru değil de başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Şunu gözden kaçırmamak lazım. 15 Temmuz'dan sonra başkanlık sistemi meselesi artık konuşulmaz olmuştu. Bunu bir grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli ilk defa dile getirdi ve ondan sonra yeniden Türkiye gündemine başkanlık meselesi, ardından da bu Cumhurbaşkanlığı sistemi şeklinde girmiş oldu. Yani burada MHP ve Devlet Bahçeli ve arkadaşları var olan bir şeye vagon olmadılar. Fikre öncülük yaptılar. Yani Devlet Bey bir kahraman. Önünde... Devlet Bahçeli bir kahramandır. 15 Temmuz'un en kahraman isimlerinden biri. Evet, o gün ilk saatlerde yani. Daha peki. Olayın rengi belli olur olmaz. Başbakanı, Sayın Başbakan'ı telefonla arayıp seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın, seçilmiş hükümetin, devletin ve milletin yanında darbelerin karşısındayız demeseydi muhtemeldir ki başka siyasetçiler de o cesareti bulamayacaklardı. Söz bendeyken devam edeyim mi? Dedim abi. Semih Bey bir uğurlayayım ondan sonra. Peki. Buyurun Sayın Yalçın. Bir hususu ifade ederek programdan ayrılayım. Buyurun efendim. Doğrudur. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle 2007'deki referandum artı 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı'nın halk tarafından seçilmesini bizim 11 Ekim'deki çıkışımız için temel sebep olarak ifade eder. Yani biz parlamenter demokrasiyle yönetilen bir durumdayken Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini halka verdiysek zaten bu yolu açtık. Yani 2014'te de Cumhurbaşkanı'nı seçtik. Birinci temel neden Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkışıyla veya politik manevrasıyla alakalı birinci temel sebep budur. İkinci temel sebep arkadaşlarımın ifade ettiği gibi 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz'da bu ülke ipten alındı. Uçurumun kenarından alındı. O gün sabah her siyasi parti kapısının önünde askerlerinin ne zaman gelip de bizleri alacağını bekliyordu. Öyle bir kaos yaşadık hep birlikte. Evet. Bu iki temel sebep Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki o beğenmediği fiili durumun mutlak surette hukuki bir yapıya oturmasını gerekli kıldı. Bunu gördük ve bunu ifade etmeye çalıştık. Anladım. Bu iki temel sebepten hareket ettik. Çok doğru tespit ettiler biraz evvel arkadaşlar. Dolayısıyla bu çıkışla birlikte
politik manevramızı veya kararımızı 11 Ekim'de bizzat genel başkan ağzından ifade ederken şu anda bunun sorgulanması, MHP'nin niye böyle yaptı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın neden böyle davrandı gibi bir takım soruların arkasında hakaret amiz yaklaşımlar, farklı yorumlar, yanlış yorumlar, yanlış ve yalan yorumlar üzerinden arkadaşlarımız veya insanlarımız fikir beyan ettiğinde herkes bunu normal görsün. Buna cevap vermek zorundayız. Peki Sayın Yalçın. O ihtiyaçla bağlandım ben. Anladım. Peki. Cevap verirsiniz de hakaret edemezsiniz. Peki. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin efendim yönetim biçimine veya politik tavrına müdahale edemez. Peki. Ben Sayın Bayrakçı sen de dahil MHP'ye ayar veremezsiniz ve dikkat edin buna artık. Efendim kimse onu ben de bir daha bana hakaret etmemeni istiyorum tüm toplum önünde. Sayın bir dahaki sefere böyle davranma. Sonra bu tavrını sergilersen sana daha ağır sözler söyleyeceğim. Ben ama çok rica ediyorum. Ben de ediyorum. Sana cevabını veririm. Zaten ortamı germeye gerek hadi yok. Hadi bakayım sonra görelim kim kime cevap verecek. Peki Semih Hocam. Çok teşekkürler efendim. Cevap hakkınızı kullandınız. Galiba ilave edeceğiniz başka bir husus da yok. Biz gündemin diğer başlıklarıyla devam edeceğiz. Profesör Doktor Semih Yalçın'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı'na Çok teşekkür ediyoruz. Rahim Bey buyurun siz söz şimdi, istediniz. Sonra diğer... Teşekkür ederim. Ama ben şimdi, cevap veririm özür dilerim. Cevap hakkı şimdi yok ya. Tekrar Semih Hoca bağlamak ister. Bu iş devam eder. Bakın başka bir şey söylüyorum. O bana hakaret ettikçe ben tabii ki cevap vermek durumundayım. Sünepe bir yalama değilsem. Tamam. Bir saniye. Benim verdiğim cevap olunca niye susturdunuz Didem Hanım? Yok susturmadım. Tam 8 tane hakaret etti bana. 8 kere ama hakaret etti. Ona da söyledim kişiselleştirmeden size de aynı şekilde söyledim. Yani kişiselleştirirsek mesele başka bir yere gider. Tabii ki siz de gereken şeyi söylediniz zaten. Yani gereken şeyi. Didem Hanım bu bölümü ama kapatmadan. Olay kişiselleşince çok daha tatsız. Bu bölümü kapatmadan bir demin askıda kaldı o. Hangisi? AK Parti endişeli mi meselesi onu konuşacağım. Can Bey'in bir söylediği bir yönetimin bir de, partinin. Bir de CHP ve evet meselesini dile getirmeye çalışacağım. Buyurun. Şimdi AK Parti bütün dünyadaki gözlemcilerin fikirlerini alsak dinamik bir parti. Genç ve dinamik bir parti. Çalışkan bir parti. Teşkilatçı bir parti. Kapı kapı çalışarak. Bakınız daha bugünkü haberlerde AK Parti'nin bölgelere göre şarkılar bestelettiği, daha referandum için sokağa çıkılmaya başlandığı an şarkıları çalınmaya başlandı. AK Parti bir söz vardır. Der ki, bu bana yeten diyen batar. Bu bana yeten diyen batar. Yani misal %59 aldı. Bu niye %65 olmadı diye kendini sorgulayan bir parti. Yani tamam bu işte yeter. %51'i geçtik. Allah bereket versin'den ziyade onu çekebileceği kadar yukarı. Bunun ne olacaktır? Topluma psikolojik olarak dönüşü olacaktır. Yani misal hepimizi yanıltan bir rakam. %70 almış AK Parti ve MHP bu referandumdan. O zaman Türkiye'nin istikrarı da, Türkiye'nin geleceği de daha sağlam olacaktır. Bu AK Parti'nin endişesinden değil, üslubundan dolayıdır bu çalışmalar. Bu bir. İki, hiç dile gelmeyen bir soruyu dile getirmek isteyeceğim. Ve oraya da şuradan geleceğim. Bakınız, CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecekti bu kararın iptali için. Gitmedi. Ve sonra vazgeçti. İyi de etti. Doğru olan da buydu. İki, Sayın Bahçeli bu başörtüsünden dolayı hırpalanan genç kızımızın evine geçmiş olsuna gitti. Kemal Bey, ne kadar güzel yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu. Olması gereken bu. Doğru olan bu. İşte o kutuplaşmadan uzaklaşmadan adımlarıdır bunlar. Peki öyleyse CHP yönetimi en azından şu andan itibaren şöyle düşünemez mi? Biz bugüne kadar hayır diyeceğiz dedik. Bir karar alarak hayır biz de evet diyeceğiz. Bu değişikliğin ülkemizin menfaatini olduğu kanaatindeyiz diye. Ve gerçekten de evet dense bundan Türkiye ne kaybeder? CHP kazanır. Hı hı. CHP kazanır. Yani illa inatlaşarak
İşte ak dedi kara diyeceğim, kara dedi ak diyeceğim. Bu soğuk savaş döneminin siyasetinin arkada kalması. İşte nasıl ki kalkıp o genç kızımızın evine gidiyorsa bir zaman sonra... Evet yolunda ilerliyor diyorsunuz. Dava, hayır öyle demiyorum. Evet. Dava açmanın yanlış olacağı hükmüne varılıyorsa bu hayır deme de bir kere daha masaya yatırılmalı, üzerinde müzakere edilmeli ve bir de meseleye bu taraftan bakılmalı, bakılsın diye tavsiyede bulunuyorum. Can Atak'ta ne dersiniz? Tam tersini söyleyeyim. Yani bu anayasa değişikliği Türkiye'yi daha sonra tamiri çok zor olacak, badirelere götürecek. Keşke AKP de dese ki ya bu iyi olmadı, biz de hayır diyoruz dese, Türkiye ne kadar güzel. Yani bu şey mantığı çözemiyorum. Yani bu çok kısa bir muhalefet yapma. Hakan'a gideceğim. Evet. Yaratıcı ol, yapıcı ol, beni destekle. Yani bu hayır, şeyden... Hayır, muhalefet yapma değil. Muhalefet tabii ki yapacak. Ya muhalefet yani, yapama sen buna mu? Evet de sonra muhalefetini yap gibi. Yani bu çok tuhaf bir şey oluyor. Hayır, yani Bir kendini... Örnekler verdim ama bir kendini... Ama, bunlar artı puanlar getirdi. Hayır, ne getirecek mesela? Ben şeyi anlayamadım. Mesela CHP şimdi döndü ve dedi ki ya evet, evet diyoruz biz de. CHP kazanır dediniz. Ne kazanır? Can Bey, şimdi bakınız, şu an kesin olan evet'in çıkacağıdır. Biz sadece yüzdesini konuşuyoruz. O öyle Can Bey öyle ama düşünmüyor ama. Niye? Yani birisi hayır diyorsa... Hakan Bey de öyle düşünmüyor. Hakan Bey de ne diyor şu an? Evet de çıkabilir. Ben de bakabilirim. Evet çıkma ihtimali daha yüksek de diyebilirim. Ama şimdi burada ilkeler söz konusu. Ben maç yapmıyorum. Gol atmaya da çalışmıyorum. Diyorum ki Cumhuriyet... bu sistem Türkiye için yararlı değil. Ben buna karşı çıkıyorum. Ha, vatandaş sizin dediğiniz şimdi, gibi %70 de evet cevap, dedi. Sorduğunuz cevap verin bir de. Hem sorup hem kendiniz peki cevaplandırmayın. Ama buna şimdi, Hakan Bey de bir yanıt versin. Ama hayır, CHP'ye de yarar deyince onu çözmeye çalıştım. Yani CHP'ye faydalı. Uzlaşma adına yarar. Rahim yani Bey. Her şeye. Ama uzlaşma dediğiniz hep benim dediğime kabul yani et, ülkede, uzlaşmış olalım. Bu ülkede 60 yıldır, 90 yıldır neyse her şeye hayır diyen bir CHP'den yeri gelince bu onun kendisinin envanterine girecektir. Ya 60 yıldır işte Türkiye'yi burada... CHP mi yönetiyor yoksa her şeye hayır mı diyor anlamıyorum. Yani hem parantez kapatacağız ya, hem bir dönemle hesaplaşacağız, bitireceğiz. Köprülerde, ondan sonra da CHP her şeye hayır diyor. Ne varsa her şeye hayır dendi. Yani liranın işaretine varıncaya kadar muhalif edildi. Ya bir şey diyeceğim, yani ille CHP diyorsanız CHP'nin hayır demediklerini bu hükümet hala bitiremedi ya. En sonunda satamadığını da varlık fonuna koydu. Peki, ne yapayım Bey, yani? Can Bey, Hakan Bayrakçı'yı bu noktada. Hani bu, neye hayır? Önerisine yani ne diyorsunuz? Yani eğer evet derse Cumhuriyet Halk Partisi buna o da yararlıdır ve bundan sonra işte kazanır, hem CHP kazanır hem ülke kazanır. Ve evet yani evetlerden şöyle, çıkacak Hakan Bey, diyor. Şunu da çok söyleyeyim, öyle daha geniş cevaplandırsın. Evet. Didem Hanım. Buyurun. Şimdi millet çoğunluğu belli ki burada evet diyecek. Ama Hakan Bey de sizin gibi düşünmüyor. Yapacağım. Bırakacağım ben söz hemen. CHP millet çoğunluğunun karşısında yer almaktansa yanında yer almanın hesabını, bunun ne getirip ne götüreceğinin hesabını yapsın diyorum. Bir tavsiyede bulunuyorum ben. Ne dersiniz? Bu tavsiye uygulanabilir mi? Mümkün müdür? Yani tabii tavsiye başından beri de bu tür tavsiyeler geliyordu da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani makam mevki almak uğruna ya da 5-10 bakanlık için böyle bir işbirliğine değil girmek. Ama yani Güneş Moteli'ni kim yaptı Hakan Bey? Siz iyi bilirsiniz. Güneş Moteli'nde milletvekili satın almasını CHP yapmadı mı? Hayır. Güneş Moteli'ni 10 tane Adalet Partili milletvekili yaptı. Ya. Yani Adalet Partili 10 tane milletvekili bakan olmak ama, için ama kim, parti değiştirdi. Kim aldı onlar yani? O Adalet Partili milletvekiller doğru ama onları kim... Bülent Ecevit kim, aldı kim, rahmetli. Kim satın aldı? Bülent Ecevit aldı. Bülent Ecevit ki nerenin genel başkanıydı? Cumhuriyet Halk Partisi. Yani nereye vardık hani buradan? Hani dediniz ya makam mevki iktidar peşinde değil diye. Yok canım, her ben partinin onu, hakkıdır iktidar peşinde olmak. Ben onu 80 yıl için söylemedim canım. Her partinin hakkıdır. Bakın, dinlemiyorsunuz. Evet buyurun devam edin. Ben geçmiş için söylemedim. Bugünkü atmosfer... Efendim bir parti hayatta ise onun geçmişi bugün ve geleceği... Başka bir şey söylüyorum. Başka bir şey söylüyorum. Peki, azıcık sabrederseniz başka bir şey söylediğimi anlarsınız. Buyurun. Geçmişteki CHP için söylemedim ben onu. Bugünkü atmosferde... Peki, o zaman CHP mazisini inkar Rahim mı ediyor? Rahim Bey bir konuşsun. Hayır, sohbet ediyoruz efendim. Ama bunlar şimdi yani, Hakan almayın. Bey bir insicam değil bu. İnsicamın bozulması. İnsicamın bozulması. 5 kere bozuldu mu bir daha adam toparlayamaz. Hakan Bey buyurun. Ve ben ısrarla size bunu yapmayacağım siz konuşurken. Peki teşekkür ederim. O nezaketiniz olur. Buyurun.
Buyurun Hakan Bey. Söyledim işte ya. Peki şu soruyla devam edelim. CHP ile ilgili bu buna yanıt verdiniz. Şimdi referandumdan önce 16 Nisan'a doğru Membiç'e yönelik başlayacak bir operasyon, böyle bir operasyonun olabileceği söyleniyor ya, işte Rakka, Membiç'e de gidileceği. Bu seçmen üzerinde nasıl bir etki yaratır? Hem AK Parti seçmen üzerinde ne dersiniz, hem milliyetçi seçmenin, MHP seçmenin üzerinde ve Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde nasıl etki yaratır? Membiç'e yapılacak çünkü oradaki bir operasyon nasıl sonuçlar doğurur? Valla şimdi Suriye olayında buraya bu kadar Suriyelinin gelmesini, ve bir rakama göre 23 milyar dolar mı ne şu ana kadar buraya sığınanlara harcanmış olan para. Doğruysa bilmiyorum. Teyit edilmesi lazım. Şu anda 23 milyar değil, bir 4 milyar dolar parası olsa Türkiye'nin refaha kavuşacak şu anda. Hiç değilse bir ay, iki ay soluk alır. Şimdi o Suriyelilerin buraya gelmesini kimse bu ülkede istemez. Kimse dediğim yani çoğunluk istemez. Böyle bir 23 milyar doların da harcanmasını istemezlerdi. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki operasyonları için, yani hükümetin bu konudaki kararları için muhalifler bile bazıları destekler. Çünkü Türkiye yıllarca dış politikada edilgen bir politika uygulamıştı. Maddi gücü ve ekonomik sebeplerle. Şimdi ilk defa bu kadar atak, hatta değil şey, burnunu bile sokamadığı ülkelere, sınırlara şimdi değil burnunu sokmak, girip yani kimseyi dinlemeden üstelik harekat yapıyor filan. Ben toplumun bakışını söylüyorum size. Peki referanduma bunlar, da bir etkisi olur mu bunun? Yani şimdi Suriye artısıyla eksisiyle iki açıdan geleceği için onun pek bir problemi olmaz. Veya hangisi daha fazla gelir onu şu an kestiremem. Ama referandumda etkili olacak olan şey, faktörler, birisi ekonomidir. Bundan eminim. İki, terör olaylarıdır. Üçüncüsü de genel siyasi durum. Yani bu işbirlikleri, bu konuşmalar, siyasi atışmalar, mutlak onun içinden çok yani faul vuruş gibi olsa da bazı vuruşlar ters etki yapabilir. Peki bu muhafazakar Kürt seçmenin oy verdiği Hüdapar referandum için yetmez ama evet şeklinde bir açıklamada bulundu. Hı hı. Sırrı Süreyya Önder'in açıklaması var. Kürtler dahil bütün muhalifler şimdiye kadar uygulanan politikalarla referandumda hesaplaşacak diyor. Siz bölgedeki Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kökenli vatandaşlarımızın nasıl bir tavır göstereceğini düşünüyorsunuz? Ne yapacaklar? Nasıl bir pozisyon alacaklar size göre? Ya burada yani HDP'nin biraz, HDP diyorum. HDP. HDP'nin, yok HDP'yi değil. HDP'nin biraz oy kaybettiğini biz de görüyoruz ama çok konsolide olmuş bir seçmeni var. Yani konsolide Fransızca bir laf. Tam Türkçesi böyle sağlamlaşmış gibi bir şeydir. Solid, sağlam demek. Kemikleşmiş. Kemikleşmiş gibi. Tam kelime karşılığı solidin sağlam demek. Ama yani o 9'sa, 10'sa, 11'se her kaçsa şu andaki oyu. Hı hı. O bir kere minimumda parti veya PKK ne karar almışsa onu aynen tatbik ederler. Yani partinin oyu 9 idiyse oradan piston gibi %9 hayır çıkar. Hem de firesiz. Yani ufak tefek fireler olur. Belki muhtemelen 4-5 yıl öncesine kadar ciddi oyları vardı ya AKP'nin Güneydoğu'da. Evet. Hatta bazı yerlerde geçiyordu. Belki o illerde, işte bir 3-5 tanesi belli zaten, bir kısım Kürt seçmen tekrar AKP'ye yönelebilir. Hı. Ama şu açık ki Güneydoğu'dan HDP ve AKP'nin dışında ne yaparlarsa yapsınlar, hiç kimsenin şu saatten sonra herhangi bir oy alma şansı en azından bu önümüzdeki 3-5 yıl için yoktur. Peki. Cem Bey, siz ne dersiniz? Doğu ve Güneydoğu'daki özellikle muhafazakar Kürtler, sol kökenli Kürtler. Şimdi bu Hüdapar'ın oyu ne zaman evet diyor Hüdapar. Evet, Hüdapar %1 oyu var mı bilmiyorum. O kadar bile yok ama ben Hüdapar'ın evet diyecekse zaten diyecektir. Ben Güneydoğu'yu şöyle yorumluyorum. Türkiye'deki dindar Kürtlerin yani ağırlıklı olarak burada evet diyeceğini düşünüyorum. Güneydoğu'da doğru, mesela Urfa gibi yerlerde zaten AK Parti'nin çok büyük üstünlüğü var.
Yani Diyarbakır'da HDP dışında AK Parti var. İşte o Siirt'te, Muş'ta AK Parti buralarda var. Ben dindar Kürtlerle beraber ve PKK'lara da devletin gerekli ve haklı operasyonlarıyla beraber zaten rahat bir oy kullanım süreci olacaktır. Ve ben ağırlıklı olarak Kürt kardeşlerimizin de evet diyeceğini düşünüyorum. HDP o %10'du en son seçimdeki oyu. Şu an işte bu %7-8 görünüyor diyenler var orada. Ben onların da yine çok az da olsa bir kısmının devlet diyeceğini düşünüyorum. 2010 referandumda protesto ettiler. Bazı illerde katılım çok düşüktü. Güneydoğu'da %20-25-30'u geçmedi. Ama orada ağırlıklı olarak da hep evet geçti. Yani ki orada eğer o Kürt vatandaşlarımız Güneydoğu seçime katılsaydı bence 58'e 42 değil 60'a 61'e 40 yani gibi bir sonuç evet çıkardı. Çünkü o hepsi evetçiydi o zaman Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin. Onlar sandığa gitmediler çoğu. Gitmeyince ama ben şimdi gideceklerini düşünüyorum. Bu göçmen meselesini yani Suriye'den aldığımız göçmenlerin ben yani olumlu ya da olumsuz bir etki olarak düşünmüyorum. Şöyle, bu bir haldir. Savaş durumunda almak durumundasınız mültecileri. Cenevre 1949 Sözleşmesi çok açık. Bütün dünya almak zorunda şeyde. Kimileri az alıyor, çok alıyor, biz alıyoruz. 2015'te iki seçim atlattık. 7 Haziran, 1 Kasım. İkisinde de ben bu olayın çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Benim şahsi görüşüm 7 Haziran'ın AK Parti açısından gerilemesinde, %41 almasında Rojava Kobani'deki Kürt politikalarının doğru anlatılmaması ya da orada bir yanlış anlamı oldu. Benim tanıdığım çok dindar ya da yani PKK ile alakası olmayan insanlar ki bunlar çoğunlukta. Onlar da o zaman AK Parti'ye oy vermediler. Peki yani, bu Membiç'e yapılacak olan bir operasyon şimdi onu, nasıl sonuçta olur? İlla bir etki ederse olumlu eder. Çünkü Membiç bizim sınır ötesi bir devletin işi. Yani burada devlet, DH terör örgütü var. Herkes kabul ediliyor. Daha önce Urfa, şeyde Antep'te, başka yerlerde bomba patlatıyordu. Şu an bütün dünya ve Trump bile kabul ediyor ki tek mücadele eden ülke biziz. Verilen sözler tutulmadı halde ve %99 oranında ben de konuşuyorum oradaki yetkililerle, devletimizle. Bu zaten başarıldı şu an, bitirildi ki Amerika'da ayın 24'ü 25'inde Şubat'ın operasyonlar konusunda bir plan yapıyor Pentagon. Onu bitirecekler yani asker gönderelim falan gibi. Değerlendirildiğini evet. Söylüyor mu? Gönderecekler mi sizce asker? Onu bilmiyorum ama hava desteği verecektir. Yani ben Trump'ın asker gönderip göndermeyeceğinden emin değilim ama hava desteğini %100 vereceğini düşünüyorum bu yönde şeyini. Ama bu referanduma ne kadar etki eder? Onu görürüz ama illa edecekse bence olumludur. Oradan şey çıkmaz. Şunuz ama o Suriye meselesinin seçimlere bir etkisi olmadığını yani mültecilerin 7 Haziran 1 Kasım'da bunu gördük. İlla böyle bir şey olacaksa bu olumlu olur. Şeye gelince yani bu diğer anketlerle ilgili bir şey daha söyleyeyim yani değerlendirmeyle ilgili. Şimdi bu 14 Cumhurbaşkanlığı seçimleri örnek veriliyor ya %52 diye. Yani. Evet. Şimdi bakın o zaman 3 aday vardı. Yani Sayın Ekmelettin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş. İki aday olsaydı ben Tayyip Bey'in 60-62 gibi bir oy alacağını düşünüyorum. Yani şey olarak. Orada hem Kürt seçmenler hem yine AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenin bir kısmı ve hem de bazı liberallerin işte Marksist, Leninist gibi olan grupların da orada Demirtaş'a oy verdiler. Ama iki aday kalsaydı yani ikinci tura kalsaydı diyelim ki Erdoğan 48'e kalsaydı Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu gittiğinde ben orada 60-61 gibi Erdoğan'ın bir oy alacağını şey düşünüyorum. Yani ben dindar Kürtlerin de orada şeyde Doğu Anadolu'da hele de bu PKK tehdidi neredeyse tamamen kalktıktan sonra daha rahat bir şekilde oy verip peki. Evet diyeceğini şeyle düşünüyorum. Şunla şeyi bitireyim. Ona Hakan Bey de mutlaka çalışması vardır. Yurt dışında yaşayan Türkler var. Şimdi orada da %5 etkiliyor. Herkes oy kullanırsa herkes kullanmıyor. Kimi gitmiyor, kimi sandığa gitmiyor, kimi başka. Ben oradan gelecek oyların da ağırlıklı ve izleyici olarak evet çıkacağını, onun da %1-2 etkiler mi bilmiyorum. Etkileyebilir yani evet çıkacağını ki orada AK Parti Avrupa'da yani çok organizedir. Yani eskiden FETÖ çok organizeydi. Ama AK Parti teşkilatları sandığa gitmeye de çok daha isteklidir orada. Ben onların da evet diyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu şeydir. Bir son sözü şu motel şeyle ilgili. Yani Güneş Motel. O bir siyasi skandaldır. O burada ya bu siyasi skandallar bu bizim tarihimizde 28 Şubat'ta diğer zamanlarda her zaman bu tür olaylar ne yazık ki oluyor. Siyasi skandal olarak görmek lazım ve o kişiler çoğu da bakan oldu onların. O da ayrı bir skandal. Hepsi bakan oldu. O da ayrı bir skandaldır. Evet. Yani bu elle tutulur kimse açısından bu olayın elle tutulur bir tarafı şeyi yoktur. Ama şunu da görmek lazım. Yani Türkiye'de yani hakikaten bu şimdi
yani geri gerginlik falan filan şu an iyi gidiyor. Bakın tek müfred olaylar olur. Her zaman olacaktır. Ama bu iş böyle giderse 57, 58 gün, 56 gün kaldı. Çok da bir şey kalmadı. Yani hayırlı olacağını düşünüyorum. Canat Haklı, siz Memiç operasyonu... İnşallah hayırlı olur. Yani temennine katılıyorum. Şimdi şey, bir hayır kelimesi çıktı ya aradan. Hayır, ama Cemil'in kullandığı hayır da iyi olsun. Canat Haklı yakaladı. Biraz yumuşatalım. Şimdi Güneydoğu ile ilgili hakikaten evet. Bir fikrim yok. Ama şunu görüyoruz. HDP sözcüleri ısrarla diyorlar ki hayır diyeceğiz. Sırrı Bey'in, Sırrı Süreyya Önder'in. Evet, yani onlar hayır diyecek. Fakat şöyle dedikodular var. Şu anda söylendiğini, yani bunu diyemem, şu adam söyledi, bu adam söyledi, ama o bölgeden de gelen ve özellikle bu referanduma çok az bir zaman kala evet çıkarsa özellik gelir propagandası yapılacağı konusunda çok ciddi şeyler var. Ha, o bölgede denirse ki yani başkanlığa geçiliyor, bu hemen yarın olmaz ama tekrar başa doğru sararız ve bir bu bölgede daha özerk ya da Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yerel yönetimlerle ilgili kurallar net bir şekilde devreye girebilir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ve biz burada adım evet, adım çıkarsa. Özerkliğe gideriz. Propagandasının yapılacağı, hatta yapılmaya başlandığı söyleniyor. Kim yapıyor bu olursa orada o zaman dengeler de bir değişebilir. Yani bu tarafın iç haberi bile olmaz o propagandadan. Yani böyle bir bu taraf şey var. Kimin haberi yani, olmaz? Diğer tarafın, yani Türkiye'nin diğer taraflarında. Yani bunu açık açık daha televizyonlarda, medyada değil ama bölgede. Bu yerel yönetimlerin güçlenmesi mi, yoksa özerkliğe doğru mu? İşte hayır, onun bir sonraki adım. Yani buradan özerklik çıkar kardeşim. Başkanlık gelirse biz de özerkliği alırız. Zaten diğer sınırımızın ötesinde attığımız imzalar var. Rusya ile İran'la beraber. Aslan Suriye. Toprak bütünlüğünü kabul ediyoruz ama yeni yapılacak Suriye anayasasında bu bölgelerde nasıl bir yönetim kurulacağını bu anayasa karar verir. Onun Rusya'nın da, bir önerisi var ama evet, biz o kabul edilmiyor. Hayır. Biz ona imza attık. Şimdi önerisi meselesi değil. Karar verildi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye bir anayasa yaparsa onlar karar verecek. Yani biz karar vermeyeceğiz. Suriye'de benim sınırıma doğru bir takım özerk bölgeler yapabilir. Bunların bir kısmı Kürt özerk bölge olabilir. Çünkü Suriye'de yaşayan Kürtler bugüne kadar Suriye vatandaşı sayılmıyorlardı. Nüfus kağıtları yoktu ama o ülkede yaşıyorlardı. Şimdi yani artık yeni yapılanmada onlara özerk bölge vereceğiz denir. Efendim Barzani tarafı var. Arada işte Kobani'ydi, şuydu, buydu. Orada bir bölge yapılabilir. Türkiye'de de işte... Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiler var. İlleri birleştirme, bölme hakkı var. Yani ben bunaraları birleştirdim deme. Bunu orada bu size özellik getirecek diye anlatılabilir. Bunların hazırlıkları olduğu yolunda da çok ciddi duyumlar var. Hatta bölgede bunların konuşulduğu. Yani böyle bir şey yapılırsa hani size de özellik veriyoruz. Bir şeylik yapmayın. Evet. Hani akılsızlık yapmayın. Bu olur. Şimdi bu önce Suriye ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi son 6 yılda şimdi bu maliye işlerinden bir arkadaşımız gönderdi. 108 bin 6 yılda Suriyeliler şirket kurmuş Türkiye'de. 108 bin. Bu gelen her Suriyeli tabii fakir, yoksul, dar kesimli falan değil. Hmm. 50 bin üzerinde Başakşehir'de konut almışlar. 50 bin üzerinde Başakşehir'de. Ve bunların ekonomiye dinamizm oluyor. Zaten göçmenlik bir ülkeye dinamizm katar. Hı hı. Yani bu Amerika örneğinde olduğu gibi, İngiltere örneğinde olduğu gibi, başka ülkelerde olduğu gibi. Bunun da altında bir çizim. Yani bu, mesela Aksaray, Lidl, hani Amerika'da Lidl çalıyor. Gelenler göçmen mi yoksa mülteciler mi? Bak ya, göçmen de farklı. Kalıyor. Mesela bize yani mülteci şudur, şöyle, savaştan kaçtım, 2014, geldim, sığındım, bitince döneceğim. Mesela adamın parası var, 2011'de giriyor, onun belirli yasaları var. İşte vatandaşlık, para, şirket kurma, bilmem, geçici oturum alıyor, belli bir süre oturuyor, daimi üye oluyor. İşte bu Amerika'daki Lidl Italy gibi, mesela bizim bu Aksaray, bildiğiniz küçük Suriye gibi bir şey olmuş. Yani orada restoranlar, lokantlar şey oluyor. Şeye gelince, Canat Haklı'nın bu dediği şeye, şimdi bir kere bunu diyorlar, ediyorlar. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Benim duyduğum bir şey var. Tayyip Erdoğan'dan tek bayrak, tek devlet, tek millet diye ben başka hiçbir şey duymuyorum. Ve PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar, HDP'lilerin
teröre bulaşanların içeri atılması, gönderilmesi bu var. Yani özellik yapacağız falan filan bunlar çok hem provokatifler hem gerçekle ilgisi yok. Ben AK Partili tek bir kişinin ya da devletten birinin size özellik vereceğiz filan. Devlet şu anda zaten HDP ile kavgalı. Yani PKK şeyiyle bu kadar kavga varken size özellik vereceğiz diyor. Ayrıca başkanlığın olduğu her yerde özellik bu da bir algı ve palavradır. Güney Kore'de, sistem, Güney Kore'de başkanlık var ama federal sistem ya da bir böyle bir sistem yok. Hı hı. Tam tersi Almanya'da parlamenter sistem var ama federal sistem var. Yani İtalya'da da başka yerlerde bunun bir sürü örneği var. İlla başkanlık olunca federal sistem olmuyor. Brezilya'da olduğu gibi, Güney Kore'de olduğu gibi, Şili'de, Uruguay'da olduğu gibi. Fransa'da da mesela yarı başkanlık var. O da başkanlığın bir sembolü. Ama orada da kalkıp da böyle bir federal sistem falan yok. Dolayısıyla böyle bir vaat ediyorlar. Bunlar tevatür laflar. Gerçekten biri çıkıp da böyle onu da ismen, mesela Canan Taklı biliyorsa bana söylesin. Hangi alçaksa o, kalkıp da burayı böleceğiz edeceğiz diyecekse ben burada ismini teşhir edeyim. Biliyor onu bana söylesin. Ben onu hemen ihbar edeyim. Gereken yapılsın hakkında. Tamam, yani çünkü o bölücülük. Böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini söylemesi yetiyor zaten. Yani. Peki. Yani alçaklıktır diyorsun değil mi? Yani Güneydoğu'da özellik gelebilir ona göre gibi bir propaganda yapılıyorsa alçaklık bak, bu değil mi? Bir daha söyleyeyim. Hayır. Söylüyorum bak, deme, söylüyorum. Hayır. Ben sistemi söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tek bayrak, tek devlet, tek millet derken birileri çıkıp size özellik vereceğiz, bize ona göre oy verin gibi bir palavra laf varsa ya da biri gerçekten böyle bir şey demişse bu kimse kalkıp da AK Parti'den ya da devletten biri, bir kaymakam, bir vali size özellik vereceğiz, bize evet oy verin bunu demez. Böyle duyumlar var. Kimmiş bu duyum? Mesela Canan Taklı bana söylesin. Bak ben söyleyeyim, ben onun hakkında gereken yerlere başvuruyu ben yapayım. Var söyle biri. Bu alçaklıktır tabii. Yani tamam, bu siyasi rüç. Ama böyle duyumlar varı da soyut diye somutlaştırmak lazım. Kim bu? Canan Taklı da bunu söylesin bana. Bazı şeyler var şimdi. Yani kim bu? Tabii yani bu çok başka bir şey. Bir haber kaynağınız yani, mı var? Bir duyum, kulis bilgisi yani mi? Yani işte söylüyorum. Yani şimdi bunu ille sen AKP'den şu adam söylüyor. İyi değil yani. Orada. Siz, hayır duydun ama bak bu büyük bir şey. Ama sen ben bu bölücülük. Ben bunu ilk defa da söylemiyorum. Bak diyorsun bu bölücülük. Türkiye'yi bak. Hayır, özerk olacağız. Bile değil. Bakın, özerk Didem Hanım, olacağız. Demin ki o siyasi... Ayrı devlet olacağız demiyor. Rahim Bey'in söylediği Güneş Motel olayı, o bir siyasi skandaldı. O istemesek bile dünya tarihinde bunun çok örneği var ama evet. AK Parti çıkacak da size özellik vereceğiz, ülkeyi böleceğiz, yarısını size vereceğiz, bir kısmını size vereceğiz, ona göre evet deyin demek hem alçaklıktır. AK Parti bunu niye desin? Böyle bir şey demez. Böyle bu duyumlar varsa bu kimden duyduğunu söylesin. Ben gerekeni yapayım. Bak bu kadar net söylüyorum. Can Bey, var mı bir yanıtınız buna? Söylerim arkadaş, halleder. Peki. Rahim Bey, şu başlığı son olarak buyurun. Bir konuşalım. Birçok başlık var ama tabii onlara gelemedik. Ankara'da devam ediyor FETÖ'nün ana çatı davasında. Gülen cemaatiyle anılmıştı daha önce. Daha sonra 17-25 Aralık'tan sonra yollarını ayırdılar. Star yazarı, gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce tanık olarak dinlendi ve şu ifadeyi kullanıyor Hüseyin Bey. Fethullah Gülen'i anlamak, bir şemaya oturtmak ancak Gülen'i konuşturmakla mümkündür. Yani Fethullah Gülen konuşursa bunu anlayabilirsiniz diyor. Tutuklular her şeyi söylemez, itirafçılar da söylemez. Çünkü kendi hayatlarını boşa çıkarmış olurlar. O yüzden bu örgütü bir şemaya bağlayamıyorum diyor. Ama biz çok itirafçı olduğunu da biliyoruz. Ne dersiniz? Hatta 17-25 Aralık'tan önce bu cemaatin bir üyesiydi aslında Sayın Gülerce. Evet. İşte acaba kendisinin de... Sözcüsüydü hatta. Yani evet, sonra şey olunca, kendisinin de söyleyemediği bazı şeyler var mıdır bilmiyorum ama... Evet. Hocam, bir tek şey, özür dilerim. Tek bir şey. Hüseyin Gülerce, ben de iyi tanırım. Buradan da selam ediyorum kendisine. Hiçbir zaman FETÖ'nün ya da o zamanki eski adıyla cemaatin temsilcisi olmadı. Evet. Bir tapeyi hatırlayalım. Hangisi? Orada biriyle konuşuyor. Bankasya'nın müdürlerinden biriyle veya Alaaddin Kaya ile. İşte Hüseyin Gülerce'nin açıklamasını söylüyor. Onun bir önemi yok diyor. Yani o FETÖ'de hiçbir zaman gerçek anlamda işi bitiren ya da kişilerden biri değildi. Bir iyi biri olduğu için, temiz biri olduğu için öne sürülen biriydi ama esas aktör değildi. Onu söyleyeyim. Evet, o zaman yani. Peki Fethullah Gülen konuşmadan, elebaşı Fethullah Gülen konuşmadan bu FETÖ'yü, bu yapıyı anlamak mümkün olmayacak mı? Şimdi Didem Hanım, oraya geleceğim. Fakat bu demin konuşulanlarda çok kısa başlıklar altında temas etmek istiyorum. Şimdi bir kere... Zaman daraldı ama çok... Evet, evet zaman daraldı. Hızlıca ilerleyelim onlardan. Kısa keseceğim. Şimdi bir kere HDP'nin oylarında düşüş olduğu kesin. HDP'nin belediye başkanları, liderleri içeri alınıyor. Fakat 3 tane bölgede, herhangi bir şehirde, herhangi bir kasabada kimse kalkıp da buna itiraz etmiyor.
Cumhurbaşkanı seçimlerinde %14'e yaklaşmıştı HDP'nin oyları. Ama bugün işte o bahsedilen kilit oy denebilecek sıkı taban hariç, bu ne kadardır, %4'tür, 5'tir, her neyse, onun dışındaki oylar serbest kalmıştır. Üzerindeki baskı kalkmıştır ve bundan dolayı HDP'nin oylarında bir düşüş vardır. Suriyeli mülteciler, şimdi bir ülkede iç harp çıkmıştır, bir ülke işgal edilmiştir, yabancı güçler girmiştir, kendi rejimi bombalamaktadır. O insanlar bir yerlere sığınacaklardır. En yakın yerde Türkiye'dir. Bu bir. İkincisi, 1920'ye kadar burası zaten Türkiye'nin bir parçasıydı. Yani o zaman Türkiye, Suriye diye ayrı ayrı topraklar yoktu. Suriyeliler de mülteci olarak kendi ana vatanlarına gelmişlerdir ve Cem Bey'in dediği gibi sadece sokaklarda bir ara dilenen çocuklardan ibaret değil, iş adamları gelmiştir, yatırımlar yapmışlardır vesaire. Münbiç'teki müdahale nasıl bir tesir yapar? Kötü tesir yapmaz. En azından oylarda kayıp olmaz. Özerklik meselesine gelince, buna hiç kimse gönlünde böyle duygular taşıyanlar olabilir ama Türkiye Yunanistan'dan başlayarak, yani Osmanlı Türkiye'si Yunanistan'dan başlayarak bütün kayıpları özerklikle olmuştur. Evvela özerklik, sonra istiklal ve kaybetmiştir. Böyle bir tecrübeye sahiptir. Aynı acıyı yaşamaya tahammülü yoktur. Özerklik kimsenin hayalinden bile geçemez bu ülkeyi, bu vatanı sevenlerin. O sebeple böyle taahhütlerde, vaatlerde bulunarak vatandaştan oy almaya kalkışmak veya Cumhurbaşkanı'nın bunu işte bir kararname ile yapması, bu bir kere anayasa ile alakalı bir şey. Cumhurbaşkanı'nın yapacağı kararnameler, bırakın anayasayı, kanunlara bile aykırı olamayacaktır. Evet şimdi gelelim diğer meseleye. Bugüne çünkü 15 evet. Temmuz'da yaşananlardan şimdi, sonra sistem değişikliğine geçtik. Sayın Güvercen'in dediği başladık. Şahsi yorumudur. Yani İtirafçıların işte misal bugüne kadar 1000 tane itirafçı olduysa 1000 itirafçının çünkü bini... diyor ki kendi hayatlarını boşa çıkartırlar diyor. O yüzden bu örgütü bir şemaya bağlayamıyorum. Ya itirafçı itiraf etse o zaman geçmişte yaşadığı hayatı nereye oturtacak? Şimdi şöyle diyor. Yani itirafçı bir aldandım diyerek itirafta bulunur. Samimidir. İki, menfaati öyle icap ediyordur. Şimdi 1000 tane itirafçı konuştu. Bunun bini de yalan söyledi veya doğru söyledi diyemeyiz. Bunun ne dediğini, ne demediğini onu sorgulayan emniyet güçleri, istihbarat güçleri, savcı, hakim, bunlar karar verebilir. Yani bu Hüseyin Bey'in... Şunu mu söylemeye çalışıyor acaba Hüseyin Bey? Cemaatin içinden gelen, işte pişman olduğunu söyleyen, evet. işte itirafçı olduğunu söyleyen birçok kişi var. Ben birçoğuyla da yayın yapmıştım kendileriyle. Aslında cemaatin içinde olmayı sürdürdüğünü mü ima etmeye çalışıyor acaba Hüseyin Gülerci? Yani itirafçı bile olsa aslında zihnen onlardan kopmadığını şimdi şöyle, mı? Şimdi bu kopuş belki nasıl Hüseyin soluk sağlayacak? Hüseyin Bey şuna atıfta bulunmak istiyordur. Bu takiyecilikte öyle ileri gitmiş ki bu insanlar, itiraf yaparken de tekrar bir başka takiye yapıyor olabilir. Evet, olabilir bunu, mi? Olabilir. Bunu ne diyorsun Cem Bey? Benim ondaki görüşüm şey şu. Bir kere bu itiraf etme mekanizmasını kullananların, yani hapiste yatıp da itirafçı olanların bir kısmının ben doğruyu söylemediğini biliyorum. Palavra sıkıyorlar. Bir de alakasız, örneğin şöyle düşünün. Şimdi beraber... İşte hacca gidilmiş, umre yapılmış, ticaret yapılmış, başka şeyler yapılmış. Adam çıkıyor, bu da bendendi diyor mesela. Alakasız bir ismi suçluyor. Bir de bu itirafçı olmak için bir kriter var. O da şu, hakikaten bilinmeyen bir şey demeniz lazım. Ben şimdi bazen gazetelerde görüyorum. Öyle palavralar sıkıyor ki okurken adamın palavra sıktığını anlıyorsunuz. Yani emniyete bir ifade vermiş savcıya. Örneğin. Palavra sıkıyor. Yani örneğin işte Erdoğan'ı şu şekilde zehirleyecek, öldürecektik. İşte evet, Hüseyin Bey de onu anlatıyor. Hüseyin işte Gerçekten. Bilmem bu şekilde yapacak. Ya bunlar doğru değil. Yani bu tür bunları söyleyenlerin hiçbiri doğruyu söylüyor. Kimi kendisini kurtarmak için yapıyor. Bakın ben daha önce bu programlarda söyledim. Ya devletin elinde Alaaddin Kaya gibi zamanın patronu.
Ali Fuat Yılmazer gibi bütün pis işleri götüren üst düzey Fethullahçı bir polis. Bütün beyin yani. Evet. Mehmet Partigöç gibi darbenin bir numarası mimarı Oyak Bank'ı onu bunu ele geçirmiş. Yani Oyak eski sistemi ele geçirmiş böyle bir adam var. Biz daha bunlardan doğru düz alamadık. Bakın eski İstanbul valisi şu an FETÖ'cülükten içeride Hüseyin Avni Mutlu. Ve 7 Şubat bilmem bu karargah evleri işte bu Poyrazköy filan bütün bunları da Fuat Yılmazer yaptı. Ben biliyorum dedi. Bakın bu önemli bir ifşaattır mesela. Evet. Şimdi bu kadar önemli adam var. Biz daha bunları konuşuramadık şey olarak. Ben şunu da söylüyor Hüseyin Gülerci. Diyor ki FETÖ içinde Molla ekibinin çok önemli olduğunu Gülen'in rahleyi tedrisatından geçmiş 5 yıllık dönemlerde 3-4 kuşak bulunduğunu söylüyor. Molla ekibinden kimse yakalanamadı diyor. Bunun kimse, onu Adil Öksüz 1. Molla ekibinden Ahmet Kurucan maalesef tek kişi yakalanamadı. En esaslı bilgileri verecek, dokümanları verecek olanlar onlardı diyor bakın, aslında. Onlar bu doğru ama ben hani FETÖ'ye böyle 4-5 yıldır kafa yoran bir onu söyleyeyim. Bakın bizim elimizde bakın bir daha Ali bir numaralı beyin var. Ali Fuat Yılmazer polis. Mehmet Partigöç, Tuğgeneral yani ordudaki kafalardan biri ve Alaaddin Kaya. Bakın Papa'nın yanındakilere bir telefonla ulaşacak kadar yakın bir adam var ve biz daha bunları konuşturamadık. Hiçbir şey demedi bunlar. Ben okuyorum itiraflarını yani savcılık ifadelerini, polise konuşmalarını. Hiçbir şey yok. Ha bu şey doğru. O zaman da anlayamadık mı bu yapıyı? Şunu söyleyeyim bakın ben yayınlarda size takip etmişsiniz. Bu kaçacak, tedbir alın. İşte bu burada pazarlık yapıyor. Bir sürü şey söylendi. Doğru. Yani Mustafa Yeşil gibi mesela. Molla yapısı doğru. Mesela Mustafa Yeşil Molla'dır mesela. Hı. Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı. O terörist kılıklı adam. O terörist Molla yani. Molla baş Molla. Önemli adamlardan. O kaçtı. Zaten bu tür adamlar yargı imamları, emniyet imamları, diğer üst düzey imamlar zaten kaldı. Bizim elimizde 3-4 tane önemli adam kaldı. Şimdi birini zaten bakın onların bilgisi sınırlıdır. Şimdi bir insan polis düşün ne bilebilir ki? Abisi, üstteki abiyi tanır, 4-5 kişiyi tanır. Levent Türkan ne diyor? Hulusi Akar'ın yaveri. Bakın çok dikkat, o 25 sayfalık ifadesi çok önemlidir. Müthiş de bence en çok doğruyu söyleyen de odur. Ben diyor 5 kişi, mesela Mehmet Dişli bendendi diyor, tanıyordum diyor. Ali Yazıcı'yı tanıyordum diyor. Bir tane 4-5 kişiyi söylüyor. Peki, bir de Türk Telekom'da bir abi vardı diyor, dinleme cihazlarını getirirdi. Ben ona başka birini tanımazdım diyor. Peki bu doğru. İsimlerden bazıları 15 Temmuz'dan önce kaçtı gittiler. Acı değil ama bakın o konuda nasıl? Bir yaramak var. Nasıl? Savcı özünde bak, ben söyleyeyim açıklamaları size. Bakın, var. Başka. Nasıl oldu? Neden bakın, gittiler? Ben, göz yumul, göz mü yumul? Hayır bakın bilgi al veriyorum size. 24 TV'deydim o zaman. Bakın Ekrem Duman'ı pazarlık yapıyor dedim. Bodrum'da 500 euroya kaçmayı planlıyor. 500 euro, 1000 euro o ailesiyle falan olunca 2-3 bin euroya daha çıkar. Yani para pazarlığı değil oradaki pazarlık. Nasıl kaçacağım diye. Ben bunu ekranlarda bas de kaç defa söyledim tedbir alın diye. Savcılar kaçacak. Kaçmak bu örgütte temel mesele olduğu için tedbir alın, tutuklayın. Çünkü kaçıyor adam. Hani kaçma şüphesi yoksa tutuklamıyorsun ya. Bunlar da kaçıyor. Evet. Yüzlerce, binlerce kişi kaçtı. Ben Savcı Öz gitti mesela. Mesela ondan önce Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı gitti. Evet. O medya baskısı yüzünden basın özgürlüğü palavrasını sıktılar. 2014 aralığında tutuklansaydı o alçak adam o zaman. Şimdi önemli biri daha elimizde olacaktı. Tutuklanmadı, kaçtı. Alınmadı. Bu göz yumdular diyen Kudüs'ü okurun eşi hayır, bunları. Yok. Uyum bakın. Hayır hiç ilgisi. Uyumsuzluk. O doğru. Öyle olsa ben zaten bunu eleştiririm. Nasıl bir uyumsuzluk? Bakın, nasıl? Miting genel kurmayla bir bağı yok. Genel kurmayın emniyeti yok. Emniyetin yargı. Kopukluk var. Tayyip Bey neydi? Kopukluk var. Şimdi biraz koordinasyon şeyi sağlanıyor. Gidiliyor. Bir de burada biraz 15 Temmuz'a kadar yavaş davranıldı. Ben burada bunları söyledim. İşte Canan Takli ile önceki tartışmalarımızda yine bunlar yavaş davranıldı. Yavaş bir tarafa. O zaman Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'cüler mi göz yumdular diyorsunuz? Hayır bakın benim gibi bakın bu işe kafa yoranlara ne dediler? FETÖ ile kafayı bozmuş tipler dediler. Değil mi? Yani F-16 pilotlarının %70'i başta Rasim Ozan demek üzere ben FETÖ'cü dendiğinde gülünmüyor muydu? Ya bu kadar deli saçması denmiyor muydu? Bu yüzden işlerimizden olmadık mı? Yani şey için bunu mağdur için söylemiyorum. Anladım. Bunu AK Parti de o zaman inanmıyor. AK Parti'lerin de Tayyip Bey burada hakikaten yalnız. Ne diyor? Kendi tektim. İnanılmıyordu. Yani AK Parti niye inanmıyor peki? Ya bilgi bakın şimdi ben şimdi size geldim. Ordu Genelkurmay'daki savcı hakimlerin tamamı FETÖ'cü dedim. İnanır mıydınız? İnanmazdınız. Ama söylüyordum işte F-16 pilotlarının %70'i FETÖ'cü. Biz dedik bunu. Ya Rus uçağını Fethullahçılar düşür dediğimiz zaman manyak AK Parti içerisine sokulmuş FETÖ'cü diye ithamlar yedik. Ne oldu sonra? Peki. Yani bunlar anlaşılmadı. Ha şu şöyle. Ama ben şöyle bir iyi bir haber vereyim.
Bu, buna net bilgidir. Yani zaten benim söylediklerimin net ve doğru olduğunu kamuoyu da sizler de bilirsiniz. Hı hı. Devletimiz bunların peşinde. Okulları marif okullarına devredildi. Yani birçoğu yazı Amerika'da ve başka illerde, başka ülkelerde bunların bazı elebaşları yakalandı. Hatta ben söyleyeyim, bazı mahrem bilgilere sahip olanlar belki devletimizin elinde bile olabilir. Yani bilgi anlamında söylüyorum. Zamanı gelince. Adil Öksüz. Şimdi bakın ben Canat Aklı burada. Cem Küçük Adil Öksüz. Adil Öksüz yurt dışında. Burada Adil Öksüz kaçtı. Yurt dışı burada değil o. Reyna katliamcısı olduğu zaman ben işte sabah program yaptığım Fuat Uğur'a, başka arkadaşlara eli bu devletimizin elinde. Biraz sabredelim. Yani o zaman bunu söylüyorduk. Şimdi yurt dışındaki bazı imamlar, o dediğiniz az kadrodakilerin bazıları paketlenip getirilebilir. Bakın söyleyeyim, burada müthiş çalışmalar yapılıyor. Bunların meyveleri ileride yenecektir. Onlar şu anda Pensilvanya'dalar mı peki? Hep bakın, Pensilvanya'da olanı var, Romanya'da olanı var, Endonezya'da olanı var, Malezya'da olanı var, Gambiya'da olanı var, Güney Afrika'da olanı var. Belçika'da olanı var, Almanya'da olanı var. Almanya'da Muammer Akkaş'ı, Zekeriya Öz'ü ve diğerlerini zaten BND ajanları koruyor. Evinin önünde BND ajanları var. Referandum sürecinde peki onlar getirilebilir mi? Bir kampanya sürecine dönüşebilir mi? Ama bakın şu devlet, hani burada yakında görebilecek yok, miyiz? Yok böyle bu. Ama bakın bazı belki kıymetli dediğimiz bazı isimler belki şu an MIT'in elindedir. Sorgulan belki emniyetin elindedir. Yani örnek diyorum, yani bilerek söylüyorum. Peki onlar yapı ile ilgili sağlıklı bilgiler veriyorlar. Daha önce parti göç konuşmadı dediniz. Okuldu, işte bak parti göç, bilmem onlar, Ali Fuat Yılmazlar, ben bunların konuşulması taraftarıyım. Yani bunların ne yapabilir konuşulmak onlar konuşulmuyor, lazım. Bu kritik isimler konuşuyorlar bak, mı? Bunlar operasyonel adamlar. Bir de mahrem bilgiyi bilenler var bu yapıda. Bilgi veriyorlar mı devlete? Bunlar vermiyor. Ama o devletin elinde olduğunu söylediklerim onlar veriyor. Bazı şeyler öyle yapıldı. Baylok bilmem ne alınıyor ya şimdi, Kadir Güntepe'yi düşünün, diğerlerini düşünün ki bu Baylok'tan önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Onlar Türkiye'de miydi yoksa yurt dışından mı getirildiler? Bir kısmı dışarıdan. Hı. Bir örnek vereyim. Önder Aytaç Mısır'da nasıl çekildi, yakalandı, çekildi Önder Aytaç? Değil mi? Sonra Amerika'ya gidemedi, geri döndü Nijerya'ya. Nijerya'ya geri döndü, şu an halen orada. Bunlarla ilgili haberler alınacak yani, onu da söyleyeyim yani. Burada devlete tabii referandum öncesi mi sonrası mı bilemem ama olacak. Ya böyle kendilerini yurt dışında yaşıyorum ben. Amerika'dayım, Malezya'dayım, Endonezya'dayım, Romanya'dayım. Bana bir şey olmaz yok. Bu devletin gücünü zaten ihanet edenler er ya da geç, bu devleti kim yönetirse yönetsin, bu hainlere bu bedeli ödetecek. Canat Haklı, ne dersiniz? Önce Hüseyin Gülerce'nin sözleri, bu itirafçılara çok güvenmeyin. Böyle şey içinde dinliyorum ya, hayretler içinde. Yani MİT müsteşarı mı burada oturuyor, başka bir şey mi diyor? Yani ondan daha biliyor. Şimdi bak, bütün bunları dinlerken şöyle bir şey, his oluşuyor bende. Ya kardeşim, ben sana bunları 15 Temmuz'dan önce birebir programlarda anlattım. Bu ülke ne hale gelmiş? Canat Haklı, bir şey söyleyebilir miyim? Nasıl bu kadar kevgire çevirmişler? Bir Antep'de evet, program yapıyorduk. Ha. Geçen sene Mayıs ayında başladık. Darbe 15 Temmuz'da oldu. Evet. O programlarda biz veya başka neler konuştuk, neler söyledim ben? Söylüyorsun işte aynı şey. Değil mi? Ama yani şu anda anlattıklarını ben söylüyorum yani. F-16 pilotlarını sen hatta... Ya en çok yazan benim yani. Ben sizden daha fazla yazdım. Tamam, benim bizden sonra yazdın ama dedin ki tamam başka bir şey diyeceğim. Sana F-16'ları anlatan, Rus o bilgileri veren eden inanmıyor diyorduk. Sen de ya bunlara nasıl inanılmıyor diyordun. Hatırla, evet, yazdın. Ya ben yazdım. Ben sana neler anlattım? Bu söylemiyor bak Bilal Hanım, söyleyeyim. Çok şey anlattık. Bakın darbe olunca aa dedi bak, kendisi de ya haklıymışsınız dedi. Bak burada. Ya şimdi ikiniz de ben bildim. Ben daha çok yazdım. Hayır. Ben başka bir şey soracağım. Ben onu mu anlatacağım? Aa demedim. Bir dakika, başka bir şey soracağım. Siz böyle biliyorsunuz da devlet nasıl bilmiyor ya? İşte bak şimdi ben... Ya Cem Bey, siz yazıyorsunuz, söyledim. Bir yıldır da zaten söylüyorum. Siz, ben şimdi dört ben tane yazı yazdım. Şimdi dinledikçe dehşete düşüyorum. Çünkü neden? Ya ülke ne hale getirilmiş? İktidar yok, hükümet yok, MİT yok, ya, genelkurmay o yok. O da doğru değil ya. Bir şimdi gazeteci, bak bir gazeteci. Bu dediğin de doğru ama bir bak ben ağzımı açmadım. Tamam, ama dediğin doğru değil. Devlet yok ne demek? Devlet yoksa nasıl getiriliyor bunlar? Dur şimdi, nasıl yakalanıyor? Bir dakika ya, bir dakika ya. Her şey olduktan sonra babam da getirir onu. Ondan önce de vardı. Ondan önce falan yok bak. Vardı. Sen azdı bir... ama vardı. Ya söyle bir dur ya, neyse. Bir dur ya. Sen anlattın be kardeşim. Bir gazeteci olarak sen çıkıyorsun. Bunlar böyle diyorsun. Kaçırmayın diyorsun. Burada Bodrum'da pazarlık yapıyor diyorsun. Yani devletin haberi bile yok. Adamlar çekiyorlar, gidiyorlar. Arkasına darbe geliyor. Ben hala hani diyorsunuz ya konuşulmadı. Ya şimdi biz ne yapıyoruz anlamadım. Yani polisi aldık.
ağzına dayadık mikrofonu, anlat mı diyoruz. Mahkemeye gidecekler, orada istediğini sor. Yani bir kere çıktılar, o aşamada hepsi tutuklu. Çıktılar, konuşmuyorlar. Hepsi tutuklu, daha davalar başlamadı ki. Başladı, Ali Fuat kaç kere çıktı ya? Ya Ali Fuat 7-8 önceden çıktı, daha darbeden daha çıkmadı. 15 gün önce çıktı ya. Ya evet, tamam da demek çıktı. Ki doğru dürüst soru sorulmuyor. Ne bileyim yani şimdi neye göre yargılayacaksın adamı? İki, yani daha şu anda bu millet yurtta sulh konseyinin kimlerden oluştuğunu bile bilmiyor. Yani vatandaşın bundan bile haberi yok. Hüseyin Gülerci diyor. Hüseyin Gülerci bir numaralı itirafçı. Fethullah Gülen'in en yakını değil miydi? İtirafçı değil ya. Ne yapıyor peki şu anda? Değil, hayır. Peki ne yapıyor? Yanlış bilgi yani o da. Peki ne yapıyor? Bütün ifşa etmiyor mu? Bildiklerini daha önce yani, 25 Aralık'tan tamam, önce yani, bildiklerini ama savcılara anlattı ama itirafçı olarak değil yani. Ya mesele itirafçı dediğin kimsenin bilmediklerini anlatmadı mı? O. Bir kısım. Bir araya gireyim Cemal Hanım. Hayır, söyle, anlattım anlatmadım ya. Tamam cevap verin, tamam bakın söyleyeyim. Bu yapıyı ben bütün konu daha önce söyledim. Ben bir devlet büyüğümüz adına gittim. Nurettin Veren'le Çağdaş Nisan'a evet işte görüştüm. Mesela o günden beri ben zaten beynim yani dönüyor. Yani bir gazeteci bize gidiyor anlatıyor ya, anlar bir diyorlar ki. Ne bak, zaman Nurettin Veren'le ne zaman gittiniz? Beraber mi gittiniz? Hayır. 2016 Mayıs. Ben yazılarıma son verilmişti 9 Nisan'da. Peki. Ben büyüğümüz adına gittim görüştüm. Ben dedim darbe yapacaklarını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum dedi. Kime söylediniz? Nurettin Veren'le konuşuyoruz. Nurettin Veren bu yapıyı en iyi bilen adam. Evet biliyorum. Kim ne derse desin en iyi o biliyor. O analiz ediyor. Şey o da yaptı. Kendisi söylemişti yayınlarımda. Evet, biz daha önce söyledik. Şubat'ta, Mart'ta. Anlatıyor tamam yani, doğru. O, anlatılıyor. Yani. O zamanlarda şimdi suça ulaşmadığı için pek bir şey yapılmıyordu ayrı. Peki. 2001'den beri anlatıyor. Şeyi söyleyeyim. Bunlar anlatılıyor dedi. Niye o bir şey yapılamadın? Örneğini vereyim şimdi. Hatta bir izleyici diyor ki Cem Küçük Genelkurmay Başkanı olsa engeller miydi diyor darbe girişimi. Yani ben onun için bir şey diyemem ben şimdi ama ben yani cesurluğum bir şey ya da şey durum ortada yani. Biz ölümüne mücadele eden insanlarız. Böyle bir şeyle yapmıyoruz bu işleri. Yani bunu devletimiz de bilir, ilgililer de bilir. Bu vatan için bu. Bu iş bu riskelere girilir mi? Vatanını sevmezsen. Ya, tamam. Başka bir şey diyeyim. Şimdi niye yakalanamadığıyla ilgili bir şey söyleyeyim size. Ya yapılmıyor. Ya 2014 bütün şu medya elini vicdanına koysun. 2014 Aralık ayında Ekrem Dumanlı hakim önüne çıktığında o canlı yayında gözaltı operasyonu yapıldı ya canlı yayında gözaltına alındı. Mesela bu işlerin en çok kafa yoran adamı bir Ruşen Çakır'dır. Yazıklar olsun canlı yayında Ekrem Dumanlı gözaltına alınıyor dedi. Tweet attı. Ya. O zaman bütün medya kimi savundu Didem Hanım bana söyleyin. Ama bir saniye, başka bir şey söylüyorum. Ya başka bir şey söylüyorum. AK Parti de aldandığını söylüyor. Ya ben başka Didem Hanım, benden çok eleştiren var mı? Tamam. Ben bak diyorum ki medya o gün baskı yaptı. Bütün medya çıktı. Bizim kendi arkadaşlarımızdan da bu alçak, hain, Ekrem Dumanlı denilen FETÖ'cü teröristin tutuklanması medya özgürlüğe darbedir dendi. O hakimler de o zamanlarda bence baskı altında kaldı. Tutuklayamadı. Ondan sonra kaçtı. Tutuklanacaktı. Ama diyorsunuz ya o zaman AK Parti bile söylüyordu. Ya inanılmıyordu tamam. Ben tamam, söylüyorum bunu. Tamam o zaman demek ki kötü yönetiyor. Ya gazeteci ama Allah bir saniye Didem Hanım. Can Bey ne dersiniz? Ya işte onu söylüyorum. Yani şunu bitireyim. Sen diyorsun ki yapılmalıydı yapmamış adam. Demek ki ya hakim değil ben söylüyorum. O zaman da toplumda yani muhalefet inanıyor muydu? Hı hı. Muhalefet inanıyor muydu? Hükümete diyorsun muhalefet inanıyor muydu? Diğer partisi inanıyor muydu? Ya, bir kısmı inanıyordu. Onun için Cumhurbaşkanı o zaman yani yalnızım bir dedi adam. Ya döndü, muhalefet niye göremedi ya döndü peki? Adam muhalefet? Ya biz arkadaş ya bunu ben şimdi bir Can Atak'la şöyle bir şu tuhaf. Ya biz yazın bunları 50 kere konuştuk onunla. Muhalefet göremedi mi? Hiç göremedi. Hani senin bildiğini devlet bilmiyor. Ya ben onu söylüyorum. Adam yalnız ya çaresizlik kötü bir şeydir. Cumhurbaşkanı biliyordu. Adam, demek ki yönetemiyor ülkeyi. Adam tekim demedi mi? Ya Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi. Şimdi başkan olunca evet bir ara vardı. Davutoğlu döneminde vardı. Sayın şey zamanında. Cumhurbaşkanımız dedi. Milletim yanında kimseyi bulamadım dedi. Ya kim inanıyordu? Kim yapıyordu? Söyleyin. Çalışıyorlar mıydı? Ya size bir örnek vereyim. Bak tek bir örnek vereyim. Hı. 2015, 25 Aralık, 25 Ekim. Seçimlere bir hafta var. İki tane Fethullahçı kanal. Biri Samanyolu Televizyonu, biri Dünya Radyo TV. Lisans hakları Rütük'ün önüne geliyor. Rütük'te 4 tane AK Parti'nin atadığı üye var. 10 yıl lisans uzatan kim biliyor musun? AK Partili üyeler. Abi o güne kadar adam zaten ya söylüyor. Ya 50 kere ben ne istediyseniz ya, verdik diyor. Ya ben ne diyorum ben sen de ne diyorsun ya. Muhalefetin hızası oldu mu size? Ya, ya şunu bitireyim. Bunlara bir şey Didem Hanım, Didem Hanım. Şunu bak, Didem Hanım. Bak, açısından bak, bakar herkes olduğu gibi ya. Ya ne basın özgürlüğü? FETÖ'cünün basın özgürlüğü mi olur? Herkes öyle. O terörist onlar. Ne darbe var ne bir terörist şey. Onlar. O gün öyle düşünmüş. Yapma ya. 17-25'i yapan, MİT'lerini durduran, en gizli mahrem toplantıları dışişlerinde YouTube'a veren adam her alçaklığı yapar. Ben darbe yapacak dedim ama gülüyorlardı böyle. Peki. Program bitti. Artık Rahim Bey bir söz. Devlet yokluğu anlatıyorsun bana.
bana. Ya devlet yok. Benim inanmam onun inanması dur, değil. Başkanım, başka bir şey söyle. Dur, devlet şey. Mahvolmuş. Ya, eleye çevirmişler. Tamam, bir Cem Bey de bitirsin. Rahim Bey'in için. Cem Bey, buyurun. Devletini hale getirmişler. 25 Ekim 2015 seçimlere bir hafta var. 1 Kasım'a. İki tane Fethullahçı terörist kanal. İkisi de evet. Normalde o günlerde radyolar, televizyonda el koyuyor devlet, kapatıyor, o uğraşıyor savcı hakimlerimiz. Evet. 4 tane AK Parti'nin atadığı üye RTÜK'te bu kanallara 10 yıl lisans verdi ya. Ben bunu 200 kere yazdım. Bu AKP'de hiç iş yok işte, onu anlatıyorsun. Sen de hala AK Parti'ni anlatacaksın be kardeşim. Ama ne anlatıyorsun bunları o zaman? Kişiselleştirme bu kadar ya. Abi ya sen kişiselleştiriyorsun. Yani. 4 tane adamı. Diyorsun ki bunlar yaptı. Ya bunların hepsi iktidarın kontrolü. Demek kontrol edemiyormuş. Peki. Ülkeyi yönetemiyor. İki başladık ya, yönetiyor. Ya o yüzden rica bir şey yaptı. Ne darbe oldu o zaman yönetemiyorsa? Engelleseydin ya. Allah Allah. İktidar sensin, hani ezip geçiyorsunuz ya. Herkesi her seferinde yeniyorsunuz. Darbeye bile farkında Can değilsin. Bey, Can senin Bey. O oturduğun paşalar sen farkında dua değil. Et. Biz geziyor, vardık. Sen dua et. Erdoğan vardı. Bizim gibi daha ha, vardı. Darbeye kalkışılacak. FETÖ'yü bitirdi. Sana dua edeceğim. Sen olsaydın iktidarda seni yarım günde bitirirlerdi. Ben olsam biz darbe vardık. Olmaz diyorum. Kardeşim sen devleti kevgire çevirmeyi... Ya seni bir saatte hallederler. Peki beyler, programın süresi bitti. Yönetemediğim bir devlete darbe yaptılar. Ben olsam. Can Bey. Hadi bakayım haddine bir darbe yapar. Can Bey. Sana yapar. Bitti programı. Sana yapar çünkü sen devleti batırmışsın. FETÖ'yü ben bitirdim. Ben Cem Küçük. Bitirdim. Yok canım. Program... Sen mi bitirdin? Ben bitirdim tabii. Ne zannediyorsun? Bir susarsanız. Sen hala söylüyorsun. Bir tek Tayyip Erdoğan kaldı diyorsun. Senin güvendiğin parti, o iktidar olan parti Tayyip Erdoğan'ı bile yalnız bırakmış. Senin kardeşim. 10 dakikalarını alırsın sen. Peki Rahim kardeşim, Bey. Rahim Bey de. Ben söyledim. Can Bey. Ben seni söylediklerini söylüyorum. Program bitti. Program bitti. E bittiysen abi. Bir dakika. Ya. Rahim Bey de bir cümle söylesin. Ondan sonra bitirelim yani. O da veda yani, şey yapmadan sonra cümlesin. Ama bu kadar artık yani. Tamam. Bu kadar da tamam. Yani uçmanın da bir haddi var. Tek başına Tayyip Erdoğan. Az önce sen olsan. Ben olsam darbe yapamaz kardeşim. Çünkü ben demokrasiyle darbe idare ederim. Darbe yapmaya kalmaz. Darbe yapmaya gerek kalmaz. Ya işte sizin o ham hayalleriniz. Ham hayalleriniz. Halletti zaten ya. Her şeyi çok biliyorsunuz ya. Halletti işte. Seni kandıran o. Milyarlarca dolar kazanan o. Biri onu biz her şeyi çalan. Peki ben Rahim Bey sözüm olsun size ya. Program ya çünkü. Ya bırakın artık. Ama söyleyemeyeceksiniz. Bırakın yani. Erdoğan vardı da FETÖ sen bitti. Sen ya Allah aşkına. Nasıl bir aciyet içine düştüğünüzü. Ya onu anlat millete. Anlatırsın. Peki. Rahim Bey. Dinledi millet. Can sen Bey, anlattın. Can Bey, Can Bey, Can Bey, Can Bey, Can Bey, Can Bey. Yazık ya bu devlete ya Rahim, yazık. Rahim Bey söylesin bir cümle. Olay kurulmadı ya bu. Ya tamam bir dakika evet. Bir cümle söylüyorum. Ha, tek cümle. Yarın Taksim Camii'nin temeli atılıyor, milletimize hayırlı olsun. Peki. Her şeye hayırlı olsun diyorsunuz ha vallahi. Sonra başınız berdeye girmesin. Bak sigaraya hayırı bile kaldırdılar. Peki biz programın sonuna geldik ama Hakan Bey biraz daha erken ayrıldı. Çünkü zaten gripti biliyorsunuz. Küçük rahatsızlık geçirdiği için kendisine geçmiş olsun diyoruz. Hakan Bayrakçı, Rahim Er, Can Ataklı, Cem Küçük de birlikteydik efendim. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.